Işık Üniversitesi'nin saygıdeğer rektörü, dekanlar, MÖDAV'ın saygıdeğer başkanı, yöneticileri, değerli hocalarım, TÜRMOB'un saygıdeğer başkanı ve yöneticileri, oda başkanları ve yöneticileri, İstanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği'nin saygıdeğer başkanı ve yöneticileri, saygıdeğer meslek mensupları, öğrenciler ve katılımcılar. İlk uygulama yılında büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardı çalıştayına hepiniz hoş geldiniz. Çalıştayımız saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı takiben ilan edilen program akışına uygun bir şekilde devam edecektir. Şimdi sizleri Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden aziz şehitlerimiz, hocalarımız, meslek mensuplarımız ve öğrencilerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı hep birlikte söylemeye davet ediyorum. Ruhları şad olsun. Şimdi İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın değerli başkanı Yücel Akdemir'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörüm, çok değerli dekanım, MÖDAV'ın çok değerli başkanı, çok değerli TÜRMOB Genel Başkanım, çok değerli KYK Başkan Yardımcım, çok değerli hocalarım, çok değerli meslektaşlarım, çok değerli konuklar, sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulumuz adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii öncelikle mezunu olduğum fakültenin, fakülteyle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlikte bulunmaktan onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bağımsız denetimde KGK sürecini hepimiz biliyoruz. Uygulamalar yavaş yavaş hayata geçiyor. Bir taraftan girişle ilgili taşlar yerli yerine oturuyor. Geçici maddelerden faydalanarak bağımsız denetçilik belgesi alan arkadaşlarımızın süreçleri aşağı yukarı tamamlandı.
henüz süreci sonuçlanmayan meslek mensuplarımız var. Onların da süreçlerinin bir an önce sonuçlanmasını, nihai neticeye erişmesini istiyoruz. Bir taraftan da genç arkadaşlarımızın bağımsız denetçilikle ilgili süreci, sınavları devam ediyor. Yine 2017 Temmuz'da BOBİ süreci başladı. Yaklaşık bir yıllık bir süreç var. Süreçlerin en önemli iki tane noktası var. Bir, belirlenen standartlar, bugün değerli hocalarım, değerli konuşmacılar ele alacaklar. İkincisi, bir eğitim süreci var burada. Eğitim süreciyle ifade etmek istediğim şu, eğitimin akademik meslek odaları ve üniversiteler tarafından verilmesini daha doğru olacağını düşünmekte olan bir arkadaşınızım. Aksi takdirde piyasaya baktığınızda çok farklı çelişkilerin yaşandığını görüyoruz. Sadece bir tanesini söyleyeyim. Büyük fiyat farklılıkları da var. Örneğin bir etik eğitiminde herkesin etik eğitimini verdiğini ama etik eğitimini verenlerin akademik kariyerlerinde hiçbir etiğin olmadığını görüyorum ben. Bunları buralarda konuşmak lazım. Dolayısıyla eğitim konusunun akademik meslek odalarının ve üniversitelerin olduğuna inanıyorum. Bunu her alana yaymanın doğru olmadığına inanan bir arkadaşınızım. Bunu da çok yakından takip ediyoruz. Takip etmeye de devam edeceğiz. Tabii standartları uygulamak, yerli yerine oturtturmak henüz 1,5 yıl oldu. Yaşanan sıkıntılar var. Bunlar da giderilecek. Kamu Gözetim Kurumumuzun bu anlamda çok değerli çalışmaları var. Bağımsız denetimin kapsamı tartışılıyor. Avrupa kriterleriyle mukayese ediyoruz ama ülkemizin de bir taraftan ekonomiyle ilgili sıkıntıları var. Gönlümüzden geçen bağımsız denetimin mecburiyetten, yasal düzenlemelerden kaynaklanan bir uygulama olması değil, ekonominin önünün açılması, ticaret yapanların önünü görebilmeleri açısından gönüllü bir uygulama olmasını bekliyoruz. Fakat maalesef piyasada gördüğümüz, herhalde zorunlu olmasa hiçbir ticari firmanın, istisnalar hariç, bağımsız denetim yapmaya niyetlerinin olmadığını da takip ediyoruz. Bu anlamda kapsamın biraz daha genişletilmesini istiyoruz. Bağımsız denetimin kalite kontrolü ile ilgili Kamu Gözetim Kurumu'nun ciddi çalışmaları var. Bağımsız denetim kuruluşlarını yakından denetliyorlar. Uygulanan yaptırımlar var, cezalar var. Bunlar karşılıklı olarak tartışılıyor. Yine taraflarca müzakere edilerek bunların makul seviyeye getirilmesi, geçiş sürecinde karşılıklı olarak bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Bir taraftan denetimde kaliteden taviz verilmezken, diğer taraftan da denetim yapanların mağdur edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Yine özellikle bizim kendimizden kaynaklanan, bağımsız denetçilikten kaynaklanan, bağımsız denetim yapan firmalardan kaynaklanan bir haksız rekabetin de olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Neredeyse rotasyondaki rakamlara bakıyoruz. Fiyatların 7 yıl önceki fiyatların 10'da birine, 5'te birine, 6'da birine düştüğünü görüyoruz. Bunu anlamakta da zorlanıyoruz. Bağımsız denetim sıradan bir iş değil. Bağımsız denetimin bir maliyeti var. Yani bir bağımsız denetim yapan orta ölçekli bir kurumun söylediği ifadeyle diyor ki firmamızın diyor maliyetlerinin giderlerinin diyor %61'i bağımsız denetim diyor. Gelirlerimizin %8.9'u bağımsız denetimden geliyor diyor.
biraz daha bu anlamda haksız rekabeti önleyip bağımsız denetim konusunda, ücret konusunda da bir kalitenin sağlanması gerektiğinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Yine bu eğitimlerin parçası olarak biliyorsunuz bağımsız denetçilerin tamamı ya yeminli odalarımızın üyesi ya da mali müşavir odalarımızın üyesi, meslek mensubu olma şartı var. Dolayısıyla meslek mensuplarımızın da 2019 yılında başlayacak zorunlu eğitimleri var. Bu konuda Başkanlar Kurulu toplantımızda ilk defa ayın 19'unda zorunlu eğitimi orada ele aldık. Bununla ilgili sosyal medyada çok ciddi bir kirlilik yaşanıyor. Aslında TÜRMOB'la birlikte ilk defa biz ayın 19'unda bağımsız 19'unda sürekli mesleki gelişim eğitimlerini konuştuk. Bugüne kadar ne bir fiyat konuştuk, ne bir ücret konuştuk ama maalesef daha biz hiçbir şeyi konuşmadan bu eğitimler ücretli olacak diye yargıya gidenler bile var. Çok enteresan değerli arkadaşlar. Başkanlar Kurulu'nda da ifade etmeye çalıştım. İstanbul Mali Müşavirler Odası 43 bin üyesiyle Türkiye'nin sayısal anlamda bildiğim kadarıyla en fazla üyeye sahip akademik meslek odası. Yine zorunlu eğitimi alacakların 1/3'ünden fazlası, yaklaşık 35 bini, yaklaşık %35'i İstanbul'da. Başkanlar Kurulu'nda da ifade ettim. Bizim zorunlu eğitimlerimiz diğer kurum ve kuruluşların eğitimlerine benzemiyor. Bizim meslektaşlarımız zaten serbest çalışanlar, mesleklerini icra ediyorlar. Bunun karşılığında da odalarımıza aidat ödüyorlar. Bu anlamdaki İstanbul Oda Başkanı olarak düşüncemi Başkanlar Kurulu'nda da ifade ettim. Mesleğini icra eden meslektaşlarımıza bizim bu eğitimleri ücretsiz olarak vermek bizim görevimiz. Bu eğitimlerin bir maliyeti olacak mı? Tabii ki olacak. En büyük maliyette TÜRMOB olacak. TÜRMOB'un da biz ekonomik zorluklarını, sıkıntılarını biliyoruz. Bu anlamda da şunu önerdik kendilerine Başkanlar Kurulu'nda. Başta İstanbul Odası olmak üzere, Ankara, İzmir olmak üzere üye sayısı 1000'ün üzerinde olan odalar, ki bunlar mevcut üye sayısının %70'ini kapsıyor. Bunların giderlerini odalar olarak biz karşılayalım. Onun dışında kalan, ekonomik zorluk çeken, üye sayısı az olan odaların giderlerini de, sürekli eğitim giderlerini de TÜRMOB'un karşılamasının daha uygun olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hazır TÜRMOB Genel Başkanımız aramızda iken. Umarım TÜRMOB bu düşüncelerimizi değerlendirir. Meslektaşlarımız için onların işini kolaylaştıracak bir kararı birlikte alırız. Özellikle bağımsız denetim yapan, bağımsız denetim eğitimi alan arkadaşlarımızın aklına şu geliyor. Haklı olarak diyorlar ki, bir taraftan Adalet Bakanlığı'nın zorunlu eğitimleri, bir taraftan Kamu Gözetim Kurumu'nun eğitimleri, diğer taraftan da şimdi meslek örgütünün eğitimleri başlayacak. Biz diyorlar bu kadar eğitime nasıl, ne kadar zaman ayıracağız diyorlar. Yine bununla ilgili de düşüncelerimizi üyelerimize fayda sağlaması açısından ifade etmeye çalışıyoruz. Bu konudaki bizim düşüncemiz, Kamu Gözetim Kurumu eğitimleri diğer eğitimlerle kıyaslanamaz. Bilirkişilik, onlara da saygı duyuyoruz. 10 saat, yılda 20 saat temel eğitim alan, kamu gözetim bağımsız denetçilerin, bizim yüz yüze 10 saat zorunlu eğitimimiz var. O eğitimlerde en az aldıkları bu eğitimin 8 saatinin sayılmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Ama en az 1 veya 2 saat bağımsız denetim eğitimi alan arkadaşlarımızın odalara gelip yüz yüze eğitim almasının da doğru olacağını düşünüyoruz. Kısaca 10 saat yüz yüze eğitim yerine
8 saatinin sayılarak 2 saat yüz yüze eğitim almalarının yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda yasadan, uygulamadan kaynaklanan, yönetmelikten kaynaklanan sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Ama bu sıkıntıları da üst birliğimiz TÜRMOB'un aşacağına inanıyoruz. Son olarak şunu ifade ediyorum. İster mali müşavirlik olsun, ister bağımsız denetim olsun, ister yeminli mali müşavirlik olsun, hem muhasebe mesleğimiz hem de uzmanlık alanlarıyla ilgili yaptığımız bütün işlemler artık bu yıllarda farklı bir alana gidiyor. İstesek de istemesek de hepimiz teknolojiden, dijitalleşmeden etkileniyoruz. Hem mesleğimizi yaparken etkileniyoruz, hem kamu tarafından etkileniyoruz. Hayatımızın her alanında e-uygulamalar başladığı gibi e-denetimler de başladı. Biraz daha geleceği konuşmamız, bugün değerli konuşmacılarımız da değinecektir. Geleceği konuşmamız, geleceğe bakmamız, bugünkü özellikle aramızdaki haksız rekabetten kaynaklanan sorunları sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla çözmemiz gerekiyor. Bunların tamamını yasal tedbirlerle, kanun düzenlemeleriyle veya kurumların yapacağı bir takım yaptırımlarla çözmek mümkün değil değerli katılımcılar. Dünya bunu çözmüş. Dünya başka konuları tartışıyor. Yani bir taraftan İFAK'ın, Dünya Muhasebeciler Örgütü'nün toplantılarına gidiyoruz. Avrupa'daki meslek örgütlerinin toplantılarına gidiyoruz. Bir bizim gündemimize bakıyoruz, bir onların gündemine bakıyoruz. Bizim gündemimizde bakıyoruz. Genellikle ağırlıklı mevzuat düzenlemelerini konuşuyoruz. Mevzuat düzenlemelerin getirdiği angarya dediğimiz yükleri konuşuyoruz. Tahsilat sıkıntımızı konuşuyoruz. Haksız rekabeti konuşuyoruz, süreleri konuşuyoruz. Dünyaya bakıyoruz. Dünyanın gündeminde birçok yerde ifade edilen 4 tane temel konu var. 4 tane temel konu, altını çizersek şunlar. Teknoloji ve dijitalleşmeyi konuşuyorlar. Siber güvenliği konuşuyorlar. Sanal parayı konuşuyorlar. Big data'yı konuşuyorlar değerli arkadaşlar. Dünya bu 4 tane temel konunun altını ısrarla çiziyor. Biz de kısmen bunlara yavaş yavaş konuşmaya başladık. Teknolojiyi çok ciddi konuşuyoruz. Henüz yeteri kadar siber güvenliğe, sanal paraya, big data'ya gelemedik. Dileğim bu çalıştaylarla, bu çalışmalarla bu noktaya gelmemiz. Hem mesleğimiz hem ülkemiz fazlasıyla bunu hak ediyor değerli arkadaşlar. Ben dünyanın başka bir ülkesinde tüm zorluklara rağmen bu kadar eğitim yapıldığını, hele özellikle muhasebe mesleği konusunda meslek örgütlerinin, üniversitelerimizin, diğer mesleki kuruluşlarımızın, derneklerimiz başta olmak üzere bu kadar çaba sarf edildiğini, bu kadar çalışma yapıldığını başka bir ülkede düşünemiyorum. Peki eksiğimiz ne? Sadece bizim sorunumuz, mesleğimizin sorunları değil, ülkemizin de sorunları. Umuyorum ki bu sıkıntıları, bu sorunları da hep birlikte aşacağız. Bu vesileyle ben başta üniversitelerimiz olmak üzere bu çalışmalara emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarda her zaman yer alan, bu salonları dolduran sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden, bunu geleneksel hale getiren Marmara Üniversitesi İşletme Fakültemize, onun çok değerli dekanına, ona destek veren rektörlerime, hocalarıma
ve onlara sahip çıkan sizlere çok teşekkür ediyorum. Yeni yılda hepinize sağlık diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor. Çalıştay'ın başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Çok değerli hocalarım, çok değerli protokol, meslek mensupları ve çok değerli öğrencilerimiz, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültemizin İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı İstanbul Şubesi ile birlikte organize ettiği ilk uygulama yılında Bobby FRS konulu çalıştayımıza hoş geldiniz diyor. Sizleri kurumum adına, İstanbul Şubesi adına MÖDAV'ın sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu çalıştay gerek akademik, gerek uygulamacı, gerekse düzenleyicileri interaktif olarak bir araya getiren önemli bir çalıştay. Bu nedenle ilgi ve katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. MÖDAV İstanbul Şube Başkanımız Ömer Lalik hocamız rahatsız olduğu için bu toplantıya katılamıyor. Ama herkese sevgi, saygı ve selamlarını ve yeni yıl dileklerini iletti. Esasen ben program akışı çok yoğun olduğu için bugün buradan size bir açılış mesajı vermek istemiyorum. Sadece bu etkinliği gerçekleştirmemizi sağlayan, her zaman bizlere koşulsuz destek veren İstanbul Odamızın değerli başkanı ve aynı zamanda fakülte danışma kurulu üyemiz Sayın Yücel Akdemir'e, Kamu Gözetim Kurumu'nun çok değerli başkan yardımcısı, bu işlere büyük emek veren Murat Yünlü'ye, Çalıştay'ı birlikte kurguladığımız Işık Üniversitesi'nin çok değerli rektörü, sevgili hocamız Profesör Doktor Cemal İbiş'e, bizlerden desteğini esirgemeyen üniversitemizin değerli rektörü Profesör Doktor Erol Özvar'a, dekan yardımcımız Ahmet Başçı hocamıza, değerli asistanım araştırma görevlisi Ömer Faruk Tan'a, organizasyonda görev alan sevgili öğrencilerimize, başta Emine Kalem ve Alican Sezer olmak üzere İstanbul Odamızın organizasyon ekibine, kitabı birlikte baskıya hazırladığımız sevgili Çağla Ersen hocamıza ve bu çalıştayı değerli kılan açılış konuşmacılarımıza, TÜRMOB ve MÖDAV'ın çok değerli başkanına, oturum başkanlarımıza, tebliğ sunan değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de bu salonda herkesin yeni yılını kutluyorum. Dilerim 2019 hepimizin için çok daha mutlu, hayırlı, uğurlu, güzel bir yıl olur. Teşekkür ederim. Değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere MÖDAV'ın saygıdeğer başkanı Profesör Doktor Beyhan Marşap'ı kürsüye davet ediyoruz. Sayın protokol, kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen bu çalıştayda bulunmaktan ve yararlı geçmesini umduğum bu ortamda sizlerle olmaktan mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Modern ekonomik yaşamda finansal olayların büyük bir kısmı uluslar arasında gerçekleşmektedir. Taraflardan bildiğiniz gibi bir taraf, işletmeler küresel alanda faaliyetlere ve yatırımlara yönelirken diğer taraf olan yatırımcılar ise küresel bazda yatırım faaliyetlerini ve fırsatlarını değerlendirme çabası içerisindedirler. Küresel işletmeler ve küresel yatırımcılar için finansal durum ve performansın aynı dilden ifadesini gerçekleştirmek üzere ISBN
Yani Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu standartlar yayınlamış, finansal bilginin şeffaflığını, karşılaştırılabilirliğini ve hesap verilebilirliğini sağlamak üzere bir standartlar seti oluşturmuştur. ISBN'in verilerine göre bugün dünyada 166 ülke bu standartları uygulamaktadır. Bir taraftan küresel bazda işletmelerin muhasebe uygulamaları ve raporlama dili ortak bir yaklaşımla ele alınırken, diğer taraftan bu ortak dilin küresel olmayan işletmelerde de oluşturulması düşüncesi ortaya çıkmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun gereklilikleri ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde ulusal bazda finansal raporlama standardı oluşturma yönündeki çalışmalar, kamu gözetimin kurumunun da bu yönde çalışmalarını hızlandırmıştır. Bu süreçte 2015 yılında kamu gözetimi kurumu bağımsız denetim kapsamına girmekle birlikte tam seti uygulamayan işletmeler için yerel finansal raporlama çerçevesi taslağı yayınlamıştır. MÜDAV kuruluş amaçlarına uygun olarak gelişmeleri değerlendirmek ve taslak hakkında MÜDAV görüşünü ortaya koymak üzere Aralık 2015 tarihinde Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Akademisi Fakültesi ortaklığıyla Nalan Akdoğan hocamızın moderatörlüğünde yerel finansal raporlama çerçevesi taslağının değerlendirilmesi konulu bir çalıştay düzenlemiştir. Bugün bu BOBİ FRS'nin temelini oluşturan bu çalıştaya 37 üniversiteden 81 öğretim üyesi katılmış ve görüş raporu o dönemde kamu gözetimi kurumuna iletilmiştir. Bugün itibarıyla gelinen noktada Türkiye'de bağımsız denetime tabi olup tam set TFRS'leri uygulamak zorunda olmayan işletmeler için geçerli finansal raporlama çerçevesi olan BOBİ FRS ise Temmuz 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Bu standart da yine bildiğiniz gibi bu yılın başından itibaren uygulamaya geçmiş ve dönem sonu itibarıyla sonuçlarını almış olacağız. Bu MÜDAV'ın üstlendiği, MÜDAV'ın ana amaçlarından birisi muhasebe mesleğinin akademisyenlerin gelişmesine öncülük etmek, bu alanda faaliyetler düzenleyerek bu hedeflerimize ulaşma çerçevesinde de yine bu Aralık ayının sonunda son yayınlanan muhasebe standartları ve denetim standartları ile ilgili yine Kızılcahamam'da ocağın ilk haftasında bir çalıştay gerçekleştirmeyi planladık. Bununla ilgili duyurumuzu yaptık. Bu tür bilimsel faaliyetler hem akademisyenler olarak bizleri, meslek mensuplarını ve öğrencileri daima sürekli eğitim çerçevesinde bilgilerimizi güncel tutan faaliyetler olarak her zaman katılım ve desteği bulmaktayız. Bu çalıştayı da bu çerçevede düzenleyen Marmara Üniversitesi Sayın Dekanı'na, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Yücel Akdemir'e, yine Cemal İbiş hocamıza, Sayın Rektörümüze, Masis Yontan Beyefendi'ye, TÜRMOK Başkanımıza, KGK Başkan Yardımcımız Murat Yünlü, tüm bizim ÖDA faaliyetlerinde her zaman yanımızda, toplantılarımızda bizlere destek veren, görüşlerimize değer vererek bunu kendi kurumlarına aktarmada her zaman öncelik tanıyan birisi olarak ayrıca teşekkürlerimizi de iletiyoruz. Ben de yeni yılın ülkemize, mesleğimize, tüm insanlarımıza sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Burada bulunmaktan tekrar memnuniyetimi ifade ediyorum. Sevgi, saygılarımı sunuyorum. Sayın Marşap'a çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere TÜRMOB'un saygıdeğer başkanı Masis Yontan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sevgili rektörüm, değerli dekanım, değerli müdür başkanım,
Türkiye'de tek düzen muhasebe sisteminin sevgili annesi Nalan Kocamız, değerli kocalarım, İstanbul Odamızın değerli başkanı, Yüksek Ticaretler'in değerli başkanı, saygıdeğer kocalarım, saygıdeğer meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Mekan ve Gözetim Kurulumuzun çok sevgili başkan yardımcısı sevgili Murat Ündü. Hepinizi şahsım ve TÜRMOP adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İşletme Fakültemizin ve İstanbul Odamızın ortaklaşa düzenlemiş olduğu büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standartları, yani bu bir eferesin bu çalıştayında sizlerle olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. İnanıyorum çok keyifli bir çalışma olacak. Neden? Biraz önce burada merdivenden çıkmadım. Matematikte bir kural: en doğru yol en kısa yoldur. Bizler, sizler, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, bağımsız denetçiler, sıçrama yapmak zorundayız. Atılım yapmak zorundayız. Kendimizi yenilemek zorundayız. Bilgi zamanımızda çok kolay. Ulaşılması kolay olduğu kadar kaybetmesi de kolay, eskimesi de kolay. Ortalama bugün edindiğimiz bilgi 3 sene sonra geçerliliğini kaybediyor. Bugün elinizdeki cep telefonları, teknoloji ömrü en fazla 4 sene. 4 sene sonra yeni teknolojiler. O halde bizler bu mesleği yapacaksak ve dünya ile yarışacaksak kendimizi yenileyeceğiz. Bilgilerimizi güncelleyeceğiz ve bu bilgileri saklamadan en verimli şekilde kullanacağız. TÜRMOP olarak gerçekten eğitime çok önem veriyoruz. Biz bir akademi değiliz. Ama bütün odalarımız gerçekten dershaneler, üniversiteler. Ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bütün hocalarımız, bütün başta rektörüm olmak üzere, dekanlarımız, hocalarımız hep yanımızdalar. Allah sizlere sağlıklı uzun ömürler versin, zihin açıklığı versin, beden sağlığı versin sevgili hocalarım. Ve sizler, eğitmen arkadaşlarım, gerçekten sizlere de çok teşekkür ediyorum. Evet, TÜRMOP 2019'dan itibaren zorunlu eğitimi hayata geçiriyor. Artık hepimiz eğitimi göreceğiz. Bu eğitimlerle ilgili biraz önce sevgili oda başkanım açıklamalarda bulundu. Ben çok fazla açıklamalara girmeyeceğim. Yalnız bazı şeyleri söyleyeyim. Bugün bu bir eferesi konuşacağız. Ama esası aslında Bobby değil. Esası IFRS'dir. UFRS dediğimiz uluslararası standartlardır. Ama biz TÜRMOP olarak Bobby IFRS'e de olumlu bakıyoruz, yararlı görüyoruz. Bunu neden? Hani hatırlarsanız 1992 yılında tek düzen muhasebe sistemi çıktığı zaman bir 7A-7B vardı ya. Şu anda Bobby'leri 7B gibi düşünün. Bu Bobby, Eferes, sonra UFRS'e geçişin bir aşaması. Ama esas olan Eferes'tir. Neden? Çünkü uluslararası geçerliği vardır. Bobby Eferes ancak yararlıdır. Biliyorsunuz 1992'den sonra muhasebe standartları uygulama genel tebliğinde hayata geçmişti. Sonra 2008 yılında, 2011 yılında düzenlemeler yapıldı. Tabii bütün bunlar hepsi neden? Dünyada ya da gelişmiş ülkelerde hazırlanan mali tabloların hiçbiri belge için hazırlanmaz. Bizim ülkemiz hariç. Biz de çünkü vergi egemen bir raporlama, bir muhasebe, bir denetim hep egemen oldu. Oysa artık dünyada muhasebe, mali tablolar işverenlerin karar verme aracı, taraflara yarar ve fayda sağlama, kredi kuruluşları, mal alanlar, mal satanlar, bunlar için aralı.
eğer bunda sağlıklı olmuş olsaydı, bugün ülkemizde konkordato ilan edilsin derken birdenbire herkes böyle atılmazdı. Hele gelir vergisi mükelleflere de ben de konkordato ilan edeyim diyemezdi. Eğer denetim olmuş olsaydı. Eğer sağlıklı bir denetim olsaydı hukuk da olurdu. Çünkü demokrasi de olurdu. Gelir adaleti de olurdu belki. Belki daha bir değişik bir ortam olurdu. İşte bütün bunlar için evet denetim. Yani denetim aslında bir araç mıdır, amaç mıdır? Ona da karar vermek lazım. Finansal tabloları doğru vermek ya da verebilmek amacıyla nedir? Gerçeğe uygun olacak. Şeffaf olacak, karşılaştırabilir olacak, hesap verebilir ve bilgiyi yararlı hale getirecek. Boş bilgi değil, gerçekten işe yarar bilgiyi sunacak. Bununla ilgili olarak bizler, mali müşaviler, muhasebeciler, yemili mali müşaviler, bağımsız denetçiler. Bu konuda gerçekten hazırlıklıyız. Bugün sayımız 111 bin. Ama sakın bunu korkmayın, 111 bin kişi fiilen bu işi yapmıyoruz. Bizim fiilen bu işi yapan meslek mensuplarımız, yani bağımsız çalışan mali müşavirlerin sayısı şu anda 57 bin civarında. 2700'de yemili mali müşavirimiz var bağımsız çalışan. Yani 59.652 bağımsız çalışan meslek mensubumuz var. Bunun yanında da 52.986 bağımlı çalışan meslek mensuplarımız var. Ve biz TÜRMOP olarak, odalarımız olarak 29 yıllık bir birikime sahibiz. Dolayısıyla şunu diyoruz. Bağımsız denetim yapılırken bağımsız denetimin tarafları sadece bağımsız denetim belgesine sahip olanlar değil. Bağımsız denetimin sağlıklı yapılabilmesi için bağımsız denetçilerle mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin ortak çalışması esastır. Dünyada baktığımız zaman mali tablolarda uzmanlaşma alanına baktığımızda iki uzmanlık alanı karşımıza çıkıyor. Bir, bağımsız denetim uzmanlığı, iki, vergi uzmanlığı. Biz de şunu savunuyoruz. Mali tablolar, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler tarafından, ki yeminli mali müşavirler denetim yapar, hazırlandıktan sonra bağımsız denetçi bu mali tablolar üzerinde bağımsız denetimle ilgili düzeltmeleri yapacak, düzenlemeler yapacak, bağımsız denetim raporu düzenleyecek. Öbür tarafta vergi konusuna geldiğimiz zaman bu vergi işlemlerini mali müşavir ya da yeminli mali müşavir uzman olarak devreye girecek ve bunları düzenleyecek. Dolayısıyla burada esas olan bağımsız denetçilerin mali müşavirlerle, yeminli mali müşavirlerle ortak çalışması. Biz buna hazırız. Ve ben size, hepinize de güveniyorum, inanıyorum, bu işleri başaracaksınız. Evet, bunun dışında ne yapıyoruz? Dünya değişiyor. Biraz önce sevgili oda başkanım anlattı. Artık bunu teknolojisindeyiz. Artık dijital. Artık dünya değişiyor. Muhasebecilik artık bugünkü gibi olmayacak. Yok. Şimdi ne yapacağız? O zaman eğer sanırım Recep hocamın bir şeyi vardı. Dünyanın en güçlü insanları en güçlüler değil. Kendin çağa uyarlayabilen insanlardır. Bizler bilimi yakalayacağız. Sakın ola. Her yerde söylüyorum. Gelişmiş ülke psikolojisi, gelişmekte olan ülke, yok bilmem üçüncü dünya ülkesi değiliz. Biz kalkınmış, Avrupa ile baş başa giden, dünyaya entegre olmuş bir ülkeyiz. Ve biz meslektaşlarız. Kendinizi öyle görün. Kendinize inanın ve güvenin. Dolayısıyla bizim eğitimlerimizde teknolojiye değer vereceğiz. Şu anda bulut teknolojisi. 1980'larda DOS tabanlıydı. Geldik web tabanlı vesaire. Şimdi de dedi işte bulut teknolojisi. Dolayısıyla bunları hep birlikte
başaracağız. Eğitim derken şu anda Sayın Oda Başkanım, sevgili Yücel Akdemir anlattığı için girmeyeceğim. Onlar bütün dediklerini kabul ediyoruz. Yapacağız. Yani hep böyle konuşuldu. Eğitimde paralı olacak. Sevgili arkadaşlarım, bu okul benim olduğu için, bu salonda da çok konuştuğum için rahatlıkla söyleyeyim. Perşembe günü başkanlar kurulu toplantısında da söyledim. Çok sevgili kocam, bir kocam kitap yazmıştı. Tesadüf ya, ben de onların sonra bir ara danışmanlıklarını yaptım, mali müşavirliklerini yaptım. Sonra bir kitap yazmıştı. Oradaki çalışan müdür diyor ki, ya hocam, Masis Bey'de bir kitap imzalayıp verir misiniz diyor. Tamam. Hayır diyor. Masis gitsin diyor, kitabı alsın diyor. Parasıyla alsın. Ondan sonra getirsin, ben imzalarım. Bana böyle söyleyince dedim ki, hocama söyleyin, teşekkür ediyorum. Gerçekten hocam o gün bile bana ders verdi. Bir ders gönderdi. Sizler, bizler, eğer bir şeyi alırken bir emek sarf ediyorsak, bir bedel ödüyorsak, bir değer veriyorsak, o şeyin kıymetini biliriz. O bizim için değerlidir. Bilgi çok değerli. Ve bilgi dünyanın her yerinde de pahalı. Sizler hep bilgileniyorsunuz, bilgi alıyorsunuz. O halde bilginizi de satarken, kullanırken bunun karşılığını da alacaksınız. İşte bunu yaptığınız zaman haksız rakabet diye bir şey kalmayacak. Bunu yaptığınız zaman tahsilat sorunuz da kalmayacak. Yani haksız rakabet, tahsilat sorununda kimse söz etmesin. Eğer ben yaptığımın farkındaysan, şu salonda o konuşmanın ne kadar değerli olduğunu benim için eğer bunun farkındaysam, bu bir anlamdır. Bunun bedeli ödenemez. Onun için sizler de ne olursunuz, bunun değerini bilin. Yani eğitimler paralı mı olsun, parasız mı olsun? Siz odalarımız, siz de nasıl karar verirseniz biz buna göre karar alırız. Çünkü yöneticiler sizlerin kararlarınızı hayata geçirmek, sizlerin sorunları çözmek için vardır. Yoksa yöneticiler sorun çıkartmak için değil. Onun için de her yetim yerde söylüyorum. Bugün de söylüyorum. Bizlerden hesap sorun. Yapamadıklarımızı söyleyin. Yapacaklarımızı söyleyin. Nasıl yapacaklarımızı söyleyin. Bunu zaten yapın. Evinizde, iş yerinizde, her yerde yapın. Ama bunu yaptığımız zaman ülkede de yapın. Her zaman hesap soran bir toplum olalım. Ki hesap verenler de olsun. Evet, bunun dışında ne yapıyoruz? Bazen de şöyle eğitimlerimiz de var. Uzmanlık eğitimleri. Nedir bunlar? İşte talep geldikçe bunları karşılamaya çalışıyoruz. Derecelendirme, değerlendirme, kurumsal yönetim, adli muhasebecilik, sistem ve süreç yönetimi, finansal raporlama, entegre raporlama, vergi risklerinin değerlendirmesi gibi uzmanlık alanlarında da meslektaşlarımızı eğitiyoruz. Bu uzmanlık alanlarının hepsi inanın yakında karşınıza çıkacak. Peki dünyada ne oluyor? Hani bunlar bizde oluyor da dünyada ne oluyor? Dünyada hızlı bir değişim ve dönüşüm olduğunu hepimiz görüyoruz. Ancak ne yazık ki bu değişim ve dönüşüm yeni finansal ve politik krizleri de beraberinde getirmekte ve gerçekten bazı krizler ekonomik olarak ortaya çıkmakta. Yaşanan bu krizler ve çalkantılı olaylar neticesinde ise yeni kurumlar, yeni düzenlemeler, yeni süreçler ortaya çıkmakta. Doğal olarak yaşanan gelişmelerin etkisiyle özellikle mesleğimiz hem hızlı bir gelişim, değişim hem de bir sorumlulukla karşı karşıya. Son 25 yılda finansal krizler, finansal raporlamanın ve denetimin yetersizliklerinde ne yazık ki ortaya koydu. Evet, denetimin artık denetimi söz konusu Sayın Başkan Yardımcım. Yapılan raporların yeterli mi, yetersiz mi? Yapılan denetimde denetim norm ve standartlarına uygun olarak yapılmış mı, yapılmamış mı? Hatta etik, yapılan etik denetimlerde gerçekten etik kurallarının etik kurallarına uygun olarak
uygulanıp uygulanmadığı da artık tartışılmakta. Zaman bitirse hocam el kaldı, kartı gösterdim, ben bitiriyorum. Evet, geçmişte petrol krizleri vardı, enflasyon vardı. Ama artık mali tablo, mali krizler var. İşte Enron olayları vesaire. Ve yeni bir şey. Avrupa topluluğu geçen yaptığı bir toplantıda çok ilginç bir karar aldı. Karar şu. Katma değerle ilgili kayıp ve kaçakların Avrupa'da 50 milyar euro olduğu. Ve bununla ilgili katma değer yasalarının değiştirilmesi. Yine Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak kurulan komisyon şöyle bir görüş belirtti. Özellikle vergi cennetlerindeki para, kara paranın aklanması, vergi masraflarının aşındırmasında 3 tane sorumlu bulundu. 3 tane kurbanlık koyun. Bunlar kimler? Bankalar, aracı kurumlar, avukatlar ve mali müşavirler. Bu kara paranın aklanmasında bu 3 mesleğin. Oysa bizler her platformda buna itiraz ediyoruz. Neden itiraz ediyoruz? Mali müşavirler, bağımsız denetçiler kara para aklanmanın içinde bulunmamıştır. Kendi raporlarla bunları gelir idaresine sunmaktalar. Kara para aklanması içinde finans kuruluşlar, bankalar varsa o bizi ilgilendirmez. Ben bunları niye söylüyorum? Ne olursunuz? İster mali müşavir, ister yeminli mali müşavir, isterseniz bağımsız denetçi olarak görevinizi yaparken, raporları düzenlerken çok ama çok dikkat edin. Ve iş yaparken hep acaba deyin. Biliyorsunuz felsefe acabayla başlar. Acaba dediğin zaman o sizin beyninizi artık sorgulamaya başlıyor. Sonuca götürür. Onun için dikkat. Evet, bize düşen görev gerçekten sizleri çağa, zamana daha iyi hazırlamak. Yeni fırsatları önünüze koymak. Sizi tehlikelerden korumak. Yani sözlerimi sonuna gelirken şöyle diyeyim. Değişim, dönüşüm, gelişme ve geleceğe hazırlanmak durumundayız. Bunun yarını yok. Kocalarımızdan bugün panel sunucuları bu çalıştayda dünü bırakmalarını, bugün ve yarın konuşmalarını dileyeceğim. Değişimin karşısında ben direnemiyorum. Siz de direnemezsiniz. Hiç kimse direnemiyor. Önce gelin. Önce aklımızda hazır olalım. Sonra gözlerimizle görürüz. Hani Anadolu'da bir söz var ya, aklı hazır olmayanın gözü görmez diye. Aklımız hazır olacak. Gözlerimiz görecek. Daha sonra da yürekten bunu yaşayacağız. Yeni bir yılı acısıyla, tatlısıyla, sevabıyla, günahıyla bitiriyoruz. Yeni yılda hepinize önce sağlık diliyorum. Dünyanın en zengin balı sağlıktır. Önce sağlık. Sonra huzur diliyorum. Bereket diliyorum. Özellikle ülkeme barış ve huzur diliyorum. Coğrafyamıza, dünyaya. Artık diyoruz ki dünyaya barış egemen olsun. Huzur egemen olsun. Ne de olsa bir lokma ekmeği buluruz. Elbiseyi de buluruz. Suyu da belki buluruz. Ama artık sularımızın kirlenmesini istemiyoruz. Aslında dünyada ekmek herkese yeterdi. Eğer tarlaya karga dadanmasaydı, ambara fare girmeseydi, fırına da hırsız girmemiş olsaydı, ekmekle çalmasaydı, bu dünyada ekmek herkese yeterdi. Hepinizi gerçekten yeni yılda sağlık, mutluluk, bereket ve sağlık dilerken şahsım
ve Turmop adına hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Çok verimli bir çalıştay diliyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Masisi Yontan'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun Saygıdeğer Başkan Yardımcısı Murat Yünlü'yü kürsüye davet ediyoruz. Efendim günaydın. Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum, bütün katılımcıları, protokolümüzü. Ben de Masis Bey'in tavsiyesine uyarak en kısa yoldan gelmeye çalıştım buraya. Ben bu çalıştayı düzenleyen hocama, İstanbul SMM Odası'na ve MODAV'a çok teşekkür ediyorum. Bobby FRS ile ilgili olarak aslında benim aklımda kalan iki tane çok önemli çalıştay vardır. Bir tanesi yine Beyhan Hocam bahsetti. 2015'in Aralık ayında yine Kızılcahamam'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz ve 37 üniversiteden 81 tane hocamın, çok kıymetli hocamın katıldığı YFRC çalıştaydır. İkincisi de aslında bu sene yine ikincisini yaptığımız bu çalıştaydır. Çünkü geçen sene de Şubat ayında yine bizim için aslında çok kıymetli bir zamanda yapıldı o. Neden kıymetli bir zamanda yapıldı? Çünkü biz Mayıs ayında, geçen sene Mayıs ayında artık Bobby FRS'ye son halini vermek üzere son düzenlemelerimizi yapıyorduk. Aslında iki gün bir yere kapanık bütün yönetici arkadaşlarımızla Bobby FRS'ye son halini verecektik. Ve Şubat ayındaki o çalıştay bizim için çok kıymetliydi. O nedenle geçen sene başkanımızla birlikte bu çalıştaya katılmıştık. Dolayısıyla bu çalıştay yine bizim için çok kıymetli. Çünkü 10 gün sonra aslında bu senenin tamamlıyoruz. Ve bu sene sonu itibariyle de Bobby FRS tabloları yayınlanmış olacak. Ve ondan önce yine son bir Bobby FRS'in ilk uygulaması ile ilgili değerlendirmeleri yine hocalarımdan alacağım. Hatta bir de son bölümde yanlış hatırlamıyorsam Tuğba Hocam'a bir uygulama örneği olacak. Bununla birlikte biz bu Bobby FRS tablolarını almaya hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Ve önümüzdeki yılın başında Bobby FRS'yi tabloları elimize ulaşacak. Umuyorum ki aslında önümüzdeki senede belki biz finansal tabloları aldıktan sonra yine böyle bir organizasyonda belki sonuçları, artık yasal sonuçları belki değerlendiriyor olmuş oluruz diye tahmin ediyorum. Burada olmaktan bir de şu açıdan memnunum. Yine geçen sene galiba Nurhan Hoca konuşmasında bahsetmişti. Oktay Güvenli Hocam'dan aldığı bir atıfla. Bu bina özellikle benim çok hoşuma gitti. Geçen sene de çok sevmiştim. Muhasebenin mabedi gibi bir şeydir demiştiniz galiba. O nedenle de aslında yine burada olmaktan ben yine kurum adına çok mutluyum. Tekrar kurum adına sizi saygıyla selamlıyorum. Ben çok programı da aksatmamak için çok uzun tutmadan kısa bir Bobby FRS'in önemiyle ilgili bir iki şey söyledikten sonra bir de kısa bir iki istatistik verdikten sonra hemen konuşmamı sonlandıracağım. Biliyorsunuz bizim görevimiz, aslında misyonumuz uluslararası standartlara göre finansal raporlamanın yapılmasını ve buna göre yine denetlenmesini sağlamak ve etkin bir kamu gözetimi gerçekleştirmek bağımsız denetimin üzerinde. Yine aslında vizyonumuz, yani gitmeyi istediğimiz, hedeflediğimiz şey de kaliteli, yüksek kalitede bir bağımsız denetim ve finansal raporlama ortamı oluşturmak. İşte bu bir FRS'e bunun kapsamında yürütülen, bu vizyonumuza ulaşmak için yaptığımız bir çalışmanın ürünüydü. Türkiye muhasebe standartlarının da bir parçasıdır ama bizim için şöyle bir önemi var. Artık Türkiye muhasebe standartlarının sürükleyicisi parçası, önemli bir kısmı Bobby FRS'yi oluşturacak. Artık biz Bobby FRS'ye göre bundan sonraki düzenlemelerimizi yapacağız. Bobby FRS'yi referans alarak aslında çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Yine belki Nalan Hocam'la oturumda ben kısaca bahsetmiş olurum. Küçük ve mikro işletmeler için de bir finansal raporlama standartı hazırlama çalışmamız var. Yine bunu yaparken de aslında biz Bobby FRS'yi de referans aldığımız için Bobby FRS artık bizim için çok önemli bir finansal raporlama standardı olmuş olacak. Tabii ki TFRS'leri inkar etmiyoruz. O uluslararası bir muhasebe dili olarak bizim kayık tanımını karşılayan işletmelerimiz tarafından uygulamaya gelecek. Ama kayık işletmelerinin kapsamının çok genişlemesi aslında çok mümkün değil. Bugünden yarına halka açık şirketlerin sayısının artması ve kayık kapsamına genişletmelerin sayısı artması çok mümkün değil. Örneğin 4-5 senedir yaptığımız istatistiklerde kayık işletme sayısı 1550 civarında ve bunlar zorunlu olarak TFRS'i uyguluyorlar. Yaklaşık olarak da bir belki en fazla 500 tane işletmenin TFRS'yi ihtiyari olarak uyguladığını dikkate alırsak yaklaşık 2000 tane işletme tarafından ülkemizde TFRS'ler, UFRS'ler bir anlamda uygulanmış olacak. Bobby FRS'nin önemini anlatmak için belki bundan sonraki hocalarım da
buna göre çalışmalarını yönlendirmek için ben bir de istatistik vermek istiyorum. Şimdi bizim dün sabah itibariyle istatistiklerimize göre 2017 yılı sözleşmeleri sayısını size paylaşmak istiyorum. 8013 tane sözleşme bizim sözleşme bilgi giriş portalına 2017 faaliyet dönütümü denetimi için yüklenmiş durumda. Bunların 7340 tanesi Bakanlar Kurulu kararı kapsamında yapılmış sözleşmelerden kaynaklanıyor. 374 tanesi de ilgili mevzuatında, yani Bakanlar Kurulu kapsamı dışında diğer mevzuatın zorunlu bağımsız eğitimi zorunlu tuttuğu mevzuatlar doğrultusunda yaklaşık 299 tanesi de ihtiyari olarak bağımsız eğitim sözleşmesi imzalayarak bizim sistemimize yüklemiş durumda. Peki 2018 sözleşmeleri için durum ne dersem, 2018 sözleşmeleri için de yine dün sabah itibariyle 8988 sözleşmenin bizim sistemimize yüklenmiş olduğunu tespit ettik. Peki bunun kırılımı nasıl? Burada bir farklılık var aslında. Yine Bakanlar Kurulu kapsamında bize iletilen sözleşmeler sayısı 6402. Genelde bu gecikmeli olarak bize yansıdığı için bu aslında biraz önce bahsettiğim 7340 sayısını da geçecektir aslında çok rahatlıkla önümüzdeki dönemde. 6402 tanesi Bakanlar Kurulu kapsamında, 2358 tanesi ilgili mevzuat kapsamında. İlgili mevzuatta bu sefer büyük bir artış gözlemliyoruz. Bunun en büyük sebebi ise biliyorsunuz Merkez Bankası'nın sistematik risk veri takip sistemi dolayısıyla getirilen denetim çalışması ve onun kapsamında şu an 2054 tane sözleşme bizim sistemimize yüklenmiş durumda. Ya Tarım Bakanlığı diyebileceğim üretici birliklerinin denetimiyle ilgili olarak da 180 tane sözleşme yüklenmiş durumda. EPDK'nın bir 2015 yılının başında bir kurul kararı var. Aslında Bakanlar Kurulu kapsamının dışında bu bir kurul kararı. O kapsamda 73 tane sözleşme yüklenmiş ilgili mevzuat kapsamında ve diğer diyebileceğim de 51 tane sözleşmeyle toplam 8988, yani şu an 9000 civarında sözleşme yüklenmiş durumda. Peki Bakanlar Kurulu kapsamı bu sene genişledi. O kapsamda oradan gelen kapsam nedir diye sorduğunuzda bizim tam tespitimiz 9044. 9044 tane işletmenin biz bağımsız eğitim kapsamına gelen kriterlerden o bir sayı liste, iki sayı liste dediğimiz listelerden girmiş olduğunu görüyoruz. Ya muhtemeldir ki aslında ilgili mevzuatı falan da dikkate aldığımızda 2018 dönemiyle ilgili olarak yaklaşık 11.000 tane sözleşmenin rahatlıkla bizim sistemimize yüklenmiş olduğunu söyleyebileceğiz önümüzdeki dönemde. Gördüğünüz gibi ilgili mevzuatta da çok büyük bir değişiklik var. Bağımsız eğitimin kapsamı bu anlamda da artıyor. Bobi FLS'ye uygulayacak olan işletmelere geleceğim buradan. Yani yaklaşık olarak bu 9044'ten 2000 tane TFRS'ye uygulayacak olan işletmeyi çıkarttığımız zaman belki 7000'lere ulaşan bir işletme sayısı Bobi FRS'yi uygulamış olacak ve kapsam genişledikçe, ki biz artık kapsamda aktif büyüklüğü ve net satış ağı satını aslında çok aşağı çekmeyi planlamıyoruz. Çünkü orada dünyada Avrupa Birliği'ndeki limitlere geldiğimizi söyleyebilirim size ama o 175 olan çalışan sayısı zaman içerisinde belki 50'lere kadar gelecek Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ve o zaman bağımsız eğitimin kapsamı artmış olacak daha da ve ilgili mevzuatlar da bu arada işte bağımsız eğitimin kapsamını oldukça önemli sayıda aslında arttırmış oluyor. İşte bütün bu çalışmalarda aslında bu bir FRS temel bir çalışma. Dolayısıyla buradaki bu iki gün boyunca yapılacak çalışmalar gerçekten bizim için çok kıymetli. O nedenle biz burada üç tane birbirinden kıymetli uzman arkadaşımla birlikte bu çalışmaları takip ederek önümüzdeki dönemdeki çalışmalarımızı bu çalışmalara göre yönlendireceğiz diyorum. Çok uzatmadan saygılarla sizi selamlıyorum. Tekrar sağ olun. Sayın Murat Yünlü'ye çok teşekkür ederiz. Ve şimdi açılış oturumunu yönetmek üzere saygıdeğer hocamız Profesör Doktor Nalan Akdoğan'ı ve bu oturumdaki konuşmalarını yapmak üzere KGK Başkan Yardımcısı Sayın Murat Yünlü'yü tekrardan kürsüye davet ediyoruz. Sayın Rektörümüz, TÜRMOB'un değerli başkanı, Sayın İstanbul Semem Oda Başkanımız, değerli hocalarım, meslektaşlarımız,
saygıdeğer katılımcılar ve öğrencilerimiz, yine MÖDAV'ın değerli başkanım. Bu oturumda bana görev veren Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin değerli dekanı Profesör Doktor Nuran Cömert hocama da ayrıca çok teşekkür ederim. Bu organizasyonlarıyla hep güncel konuları taşıyor ve Marmara Üniversitemizin bu güzel salonunda sizlere hitap etme şansını buluyoruz. Olayları tartışıyoruz. Ben mesleğe yıllardır emek veren bir hocanız olarak bu noktaya gelmemizden çok mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Tek düzen muhasebe sisteminin ilk çıktığı yıllarda duyduğumuz o heyecan şimdi daha da artarak gelişiyor ve hep hayal ettiğimiz muhasebe standartlarının yürürlüğe girdiğini, işletmelerimiz tarafından uygulandığını görüyoruz. Önce TMS teferisleriyle başladık ve işte yaklaşık Sayın Murat Bey de bahsetti, 1550 firmanın zorunlu olarak kayıt kapsamında TMS teferisleri, yani uluslararası muhasebe standartlarını uyguladığını biliyoruz. Yine kamu gözetiminden aldığımız bilgilere göre, ama sürekli yenileniyor bu bilgiler, onun için bendeki eski kalıyor. Yaklaşık bir 500 firmada kendi tercihlerini kullanarak yine tam set TMS teferisleri uyguluyor. Yaklaşık benim son bildiğim 7900'lü, şimdi 8300 mü dediniz galiba? 8300'e veya 9000'e yaklaşıyor. Diğerleri de BOBİ FRS'yi uygulayacak ve bu yılda uygulamaya başladı. BOBİ FRS çalışmaları biliyorsunuz aslında vaktiyle KOBİ diye başlamıştı ve uzun süre meslek odalarımızda KOBİ'lerle ilgili küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için muhasebe standardı olarak yurt dışında yayınlanan standardı da aynen alarak bir eğitim kampanyası başlatmış. Ve o konuda da tepli, daha doğrusu çalışma yayınlanmıştı. Fakat onun yürürlüğe girmesi ertelenmiş. Fakat bu süreçte de dünyada tekrar değişiklikler olmuş. Ve bu değişiklikler değerlendirildiğinde Kamu Gözetim Kurumu KOBİ yerine öncelikle BOBİ, yani büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardını yayınlamış. Küçükler için ayrıca özel bir şey yayınlarız diye planlamışlar ve nitekim bugün Sayın Başkan Yardımcısından da duyduğumuza göre gerek küçük ve gerek mikrolar için ayrı bir çalışma yapıyorlar. Gerek var mıydı? O ayrı bir tartışılır. Yani küçükler için ayrıca bir şey yapmamıza gerek var mıydı? Yoksa BOBİ kapsamında ona bazı maddeler ilave ederek, bazı istisna hükümleri getirerek tek standartla bu işi halledebilir miydik? Dünyada olduğu gibi. Ama İngiltere uygulamasına baktığımızda gerçekten İngilizlerde küçük ve mikrolar için de ayrı bir standart var. O bakımdan biz de onlardan esinlenerek herhalde küçük ve mikrolar için ayrı bir düzenleme yapıyor Kamu Gözetim Kurumumuz. Ama BOBİ grubu gerçekten büyük bir kesimi de kapsıyor. Dolayısıyla BOBİ FRS'nin getirdiği ilkeleri iyi bilmek, iyi anlamak hepimizin görevi. Biz üniversiteler olarak her zaman bu gelişmeleri yakından takip eden ve öncülük eden bir kurumuz. Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı olarak en güncel konular neyse toplanıyoruz. Türkiye'nin her yerinden üniversitelerimizden hocalarımız geliyor, o konuları değerlendiriyoruz ve gerektiğinde de raporlar olarak ilgili mercilere sunuyoruz. Bizim sevincimiz şu ki bu yapılan raporlar boşa gitmiyor ve ilgili taraflar bunu değerlendiriyor ve nitekim yayınlanan standartlara daha sonra baktığımız zaman üniversite hocalarının görüşlerinin dikkate alındığını büyük ölçüde görüyoruz. Tabii her şeyin dikkate alındığını söyleyemeyiz çünkü her kurumun da kendine özgü bazı kuşkusuz tercihleri var. Şimdi bu arada yapılan çalışmalardan bir tanesi de şeyi açmadan önce oturumu bilgi vermemde size fayda var. Hesap planı çalışmasıydı. Bu konu da çok tartışıldı. Bazı görüşlerine gerek var hesap planına. Bırakalım millet istediğini yapsın, işte Excel tablolarla halletsin gitsin. Ama biz buna inananlardan değiliz. Türkiye kültüründe
muhasebenin bir sisteme bağlanması önem arz ediyor. Ve tek düzen muhasebe sistemini ilk uygulamaya girdiği yıldan bu yana muhasebe meslek mensuplarımızın gelişmesini yakından gören bir kişi olarak Türkiye kültüründe bir tek düzen muhasebe sisteminin olmasında fayda olacağına inananlardanım. Ha, bazı ülkelerde belki serbesttir ama bizim ülke kültüründe kişileri yönlendirmemiz ve doğru yere doğru kayıt yaptırma, denetimi kolaylaştırma, özellikle Maliye Bakanlığı'nın denetimini de kolaylaştırma açısından muhasebe sistemi tek düzenimizin yine yürürlükte kalması ve bunun güncellenme ihtiyacı olduğunu inananlardanım ve bunun savunuculuğunu da yapıyoruz. Bu bağlamda yeni gelen bu muhasebe standartları çerçevesinde tek düzen muhasebe sisteminde de ilave hesaplar konulması konusunda çalışmalar yapıldı. Geçen sene yine çalıştayımızın ana konusu buydu. Onun üzerinde sonradan tekrar çalışıldı ve rapor olarak Kamu Gözetim Kurumumuza ve Maliye Bakanlığımıza gönderilmişti. Büyük bir sevinçle görüyoruz ki Kamu Gözetim Kurumumuz bunu gündemine aldı. Komisyonlar kurdu. Kendi görüşlerini ve kendi ekibiyle de üzerinde çalışarak tek düzen hesap planını güncelleme çalışmasını herhalde yakın bir tarihte kamuoyunun görüşüne sunacaklar. Bu bizler için önemli bir gelişmedir. Çünkü biz öğrencilerimize öğretirken aynı dili kullanma imkanı elde edeceğiz. Türkiye'de yine tek düzende muhasebede bir birlik beraberlik olacak. O bakımdan bu çalışmalarını biz Kamu Gözetim Kurumu'nu destekliyoruz. Gönül arzu eder ki Maliye Bakanlığımız da buna sahip çıksın ki öyle gözüküyorlar ama bunu zaman gösterecek. Yine bizim bir başka çalışmamız öğretim üyeleri olarak bu gelen standartların vergi usulle uyumunun sağlanması. Biz demiyoruz ki muhasebe eşittir vergi. Bu hiçbir zaman olmaz. Tabii ki vergi amaçlı, vergi matrağını oluşturan olaylar farklıdır. Devletin beklentisi farklıdır. Ama mümkün mertebe muhasebenin uygulanan politikaları, değerleme ölçülerinde olabildiği ölçüde vergi yasalarıyla da uyumlaştırılsın. Eski Maliye Bakanımız bu konuda büyük bir öncülük yapıyordu ve gündemini almıştı. Nitekim ben de o komisyonlarda görev aldığım için biliyorum. Vergi usul kanununa büyük bir maddelerine şu andaki muhasebe standartlarıyla uyum maddeleri eklenmiştir. Sayın Masis Yontan da TÜRMOP adına hep oralarda bulunuyor. O da şahit. Dolayısıyla o çalışmalarda hep muhasebe standartlarına bir yakınsama olduğunu görüyoruz. Tabii ki farklılık olacak. Ama o tarihlerde Maliye Bakanlığı'nın bakış açısı da muhasebe bilgi için tutulur. Ben muhasebeyi standartlara uygun olarak istiyorum. Dünya ne istiyorsa biz de öyle yapmalıyız. Biz sadece muhasebe karından vergi matrağına ulaşmak için bir tabloyu talep edebiliriz. Sizin bize vereceğiniz tablolar bilanço tektir. Hangi kuruma veriyorsanız maliyeye de bunu vereceksiniz. Bakış açısı mevcuttu. Dileriz ki bu bakış açısı yine devam ediyor. Tabii biz hocalara düşen görev bu konuda yine elimizden geleni yapmak, önerilerimizde bulunmak ve beklemek. Şimdi bunu da bekliyoruz. Tabii bu arada gelir ve kurumlar vergisinde de bayağı değişiklikler oluyor. Bizim muhasebeyi ilgilendiren maddelerde genellikle standartlara uyumlaştırma konusunda arkadaşlarımızın metinleri yazarken ona dikkat ettiklerini görüyoruz. O bakımdan Türkiye'mizin geldiği bu nokta gerçekten beni bir hoca olarak mutlu ediyor. Ümit ederim de önümüzde daha çok ileride bu kapılar açılır. Kalitede her zaman gün geçtikçe artış var. İşte eğitimler bunun bir parçası. Sürekli eğitim geldi. TÜRMOB'umuz da bu konuda her zaman zaten şimdi zorunlu oldu diye değil. Eskiden beri meslek örgütlerimizin eğitim çalışmaları var. Biz de çok görev aldık. Yine bu eğitim çalışmalarının devam etmesi güzel bir olay. Şimdi bugün bu ilk oturum, tabii ilk yılın uygulama sonuçları gelecek. Ama gelmeden bu yıl uygulamaya giren bu BOBİ feresede neler vardı? Bu oturumda, bu çalıştayda bunu değerlendireceğiz. Ve BOBİ feresiyle ilgili olarak genel bilgileri de bize yine Murat Bey aktaracak. Bildiğiniz gibi BOBİ feresi aslında TMS TFRS'nin bir özet şeklidir. Bazı konularda basitleştirme getirmiştir.
Dolayısıyla ben öğrencilerime bir konuyu öğrenirken diyorum ki oku bir Bobby Ferris'i, bir mahiyeti hakkında bilgi sahibi ol. Ama eğer anlamazsan, takılırsan git tam sete bak. O zaman orada daha detaylı bilgileri görürsün ve kafanda standartla ilgili sorular netleşir. Dediğim gibi arada da Sayın Başkan Yardımcımıza ilettim. Şimdi Bobby Ferris'in sonuçlarını biz nasıl göreceğiz hocalar olarak? Tam seti inceleme şansımız var. Çünkü kamuoyu aydınlatma platformuna gidiyoruz ve şirketlerin mali tablolarına bakarak TMS TFRS'leri nasıl uyguladıklarını, hangi politikaları seçtiklerini ben şahsen hoca olarak derslerimde işliyorum. Şimdi Bobby'nin sonuçlarını nereden ve kimden öğreneceğiz? Bu sene uygulamaya girdiler. Hadi hatıra binen birkaç firma belki bize sonuçlarını verir. Ama geneli için bakın yaklaşık 7000'in üzerinde firmanın bu sene Bobby Ferris'e sonuçları gelecek. Peki mevcut tek düzene göre bu hangi kalemlerde farklılık oldu? Kârlar arttı mı? Aktif nasıl etkilendi? Performans nasıl etkilendi? Bunu biz hocalar olarak görmek isteriz. Ve kamu gözetim kurumumuzdan ricamız, kamuoyuna tam açmasa bile isimlerin en azından ismini belki siler ama biz akademisyenlere bu bilgileri vermelerini talep ediyoruz ki önümüzdeki dönemlerde değerlendirmelerimizi yapabilelim. Evet, fazla uzatmadan ben sözü Sayın Murat Yünlü Bey'e veriyorum. Kendisi bize Bobby Ferris ile ilgili genel bilgileri sunacaktır. Evet, söz sizin. Buyurun. Hocam çok teşekkür ederim. Ben yine bir çalıştayda sizle birlikte olmaktan da mutluluk duyuyorum. Zaten kaç defa böyle birlikte bir çalıştayda aynı oturumda yer aldık. Ben sayısını hatırlamıyorum artık. Bizim de bugünkü aslında konumuz genel bir bakış diyor. O nedenle ben hem sabahki konuşmalardan hem şimdi biraz önce sizin söylediklerinizden de bazı şeyler deneyeceğim için böyle genel bir bakış yapacağım. Çok farklı konulara girebilirim. Öncelikle isterseniz ben bir bu Bobby Ferris'in biraz bağımsız denetim uygulamaları nasıl etkileyecek, ne değişiklikleri getiriyor, uygulamada nelerle karşılaşıyoruz, oradan kısa notlarımdan bazı paylaşımlar bulunduktan sonra kısa da bir sunumum var, çok kısa. Çünkü burada biraz önce sizin söylediklerinizi ve sabah konuşanları da kısmen de olsa bir cevap verebilir, ona geçmek istiyorum. Ama önce de şu hesap planı çalışması demiştiniz, onu ben netleştireyim, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta biz komisyon önce biz çalıştık, daha sonra komisyon 4 toplantı yaparak üzerinde çalıştı. Buradaki bütün meslek mensupları ve akademisyen hocaların temsilcileri vardı o komisyonda. Özel sektörden de vardı, bağımsız denetimden de vardı. O komisyon toplantısıyla biz nihai haline getirdik. Önümüzdeki hafta taslağı hem internet sitesi üzerinden hem de resmi yazı ekinde sizlere ulaştıracağız. Üniversitelere de tek tek gönderme şeklinde de bir planımız var. Uzun da bir sürede vereceğiz bir aksilik olmazsa. Sizlerden belki Mart başına kadar, Şubat sonuna kadar görüşlerinizi bize iletmenizi bekliyoruz. Onu öyle kısaca geçtikten sonra ben Bobby Ferris'ten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Bobby Ferris artık bizim 2014 sonunda Aralık ayında 30 Aralık'ta yayınladığımız Musukut artı ilave hususlar dediğimiz finansal raporlama çerçevesinin yerine geçiyor. Artık işletmeler bu yılın sonunda tamamlanacak olan finansal tablolar, yani Türk Cihat Kanunu anlamında geçerli yasal finansal tablolar olacak olan Bobby Ferris finansal tablolarını hazırlamak zorundalar. Bu finansal tablolar bu doğrultuda şirketler aslında Bobby Ferris'te yer alan muhasebe politikalarına uygun artık muhasebe politikaları seçmek zorundalar. Bobby Ferris'ten zorunlu tuttukları dışında bir sıkıntı yok. Bazı bölümlerde seçimlik hakları var. Bu seçimlik haklara göre kendi finansal durumlarını en gerçeğe uygun şekilde, ihtiyaca uygun şekilde yansıtacak şekilde muhasebe politikalarını seçmek zorundalar artık. Tabi bağımsız denetçi gelecek bu finansal tablolarla ilgili olarak hile, usulsüzlük ve hatadan kaynaklanabilecek önemli bir yanlışlık riski var mı yok mu? Artık değerlendirmesini Bobby Ferris tablolarında yapacak bağımsız denetçi, ama bunu yapabilmesi için de artık farklı bir ortam da söz konusu işletmelerde. Bu nedenle bir iç kontrol sistemini değerlendirmesi gelecek işletmedeki. Yani iç kontrol dahil işletme çevresini tanıyacak bazı denetim tekniklerini uygulaması gerekecek. Bu tür önemli yanlışlık riskini ortaya çıkartabilmek için. Yani işletmenin seçtiği uyguladığı muhasebe politikaları ve işletmenin yapısı hakkında öncelikle bilgi edinmesi gerekecek. Çünkü eskiden muhasebe sistemi uygulama yöntemliğine göre çok farklı bir finansal raporlama çerçevesine göre finansal tablo hazırlayan işletmeler varken artık
büyük ve orta boy işletmeler için finansal raporlama standardına göre muhasebe politikalarını seçen, uygulayan ve finansal tablolarını buna göre hazırlayan bir işletmelerle karşı karşıya olmuş olacak. Bu kapsamda da denetimini planlarken buna uymak zorunda. Buradaki değişikliklere göre bir planlama yapmak zorunda. Yani risk değerlendirmesini yapar, yine müşterisini kabul ederken, müşterisini tanırken, denetimin planlamasını yaparken, yani ikinci aşamaya gidip tespit ettiği risklere karşılık verirken, kanıt toplarken ve son aşamada da aslında raporlama yaparken yine bu tür değişikliklerin etkisini dikkate almak zorunda olacak. BOBİ FRS genel amaçlı bir finansal raporlama çerçevesinin sahip olduğu bütün özelliklere sahip. Bunlar aslında tek tek değinmek istemiyorum. Gerçeğe uygun bir sunum çerçevesi. Bağımsız denetim standartları biliyorsunuz ikiye bir ayrım gider. Bir gerçeğe uygun sunum çerçevesi, bir de uygunluk çerçevesi diye. İşte BOBİ FRS bağımsız denetim standartlarında da tarif edilen o özellikleri sağlayan iki tane kabulü vardır tabii bunun. O kabulleri de sağlayan bir gerçeğe uygun sunum çerçevesi özelliğine sahip bir finansal raporlama çerçevesi olarak hazırlandı. En önemli değişikliğimiz tabii yine finansal tablolarda. Daha önce aslında temel finansal tablolar hazırlıyorlar bu işletmeler, bilanço ve gelir tablosu diye, ama artık bunlara ilave olarak iki tablo daha hazırlamak durumdalar işletmeler. Nakit akış tablosu ile öz kaynak değişim tablosu, ki onlar da birazdan başlayacak oturumlarda detaylıca ele alınacak. Biz böylelikle aslında yine hocamın bahsettiği gibi, sabah oturumda bahsettiği gibi bir bilgi amaçlı bir muhasebenin önünü açmayı hedefliyoruz. Yine benim de sabah bahsettiğim o vizyonumuza ulaşabilmek için. Çünkü muhasebenin asıl tek hedefi bilgi amaçlı muhasebe olmalı. Vergi amaçlı raporlama aslında özel amaçlı bir raporlamadır. Vergi dairesinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için. Dolayısıyla bu ayrımı aslında keskin bir şekilde biz ayırmayı hedefliyoruz. Hatta zaman zaman bahsettiğimiz yine hesap planında bunun bir parçası, ticari muhasebe geçiş çalışmalarının da bir parçası aslında bu bir FRS hesap planı çalışması, kümü FRS çalışması. Hep mümkünse gerekli mevzuat değişikliği yapıldığında ticari muhasebe geçiş için yaptığımız çalışmalar olmuş olacak. Yani artık meslek mensupları da karşılarında işletmeye sağlıklı bilgi sağlayacakları, güvenilir finansörleme yapacakları 4 tane finansal rapor setiyle karşı karşıya olacaklar dipnotlarıyla birlikte. Tabii en büyük farklılık aslında değerleme ile ilgili farklılıklar geldi. Varlıkların tanımıyla, yükümlülüklerin tanımıyla ilgili farklılıklar geldi. Artık BOBİ FRS'deki varlık yükümlülük tanımını karşılayan varlık ve yükümlülüklerin finansal tablolara yansıtılması gerekecek. Eğer muskutta yoksa olmayan varlık ve yükümlülükler yansıtılacak. Muskutta olabilir ama BOBİ'nin gerekli kriterlerini karşılamayanlar yansıtılmayacak BOBİ FRS tablolarına. Yine bahsettiğim o 3 aşamadan, yani kabaca 3 aşamaya indirirsek denetimi, denetimin planlaması aşamasını da mutlaka etkileyecektir. Ama buradan da yanlış anlaşılmak istemiyorum. Yani denetimin planlamasının yaklaşımını tabii ki etkilemeyecek BOBİ FRS'e. Yani VUK mantığı yerine artık karşımızda ticari esaslı, bilgi amaçlı bir finansal raporlama çerçevesi olduğu için denetimin planlamasının bu açıdan etkileyeceğini kastediyorum. O nedenle risk değerlendirmesi ve değerlendirilmiş risklere verilecek karşılıklara ilişkin 300'lü standartları uygularken denetçilerin belki bu anlamda yaklaşımlarını gözden geçirmeleri gerekecek genel denetim stratejilerini uygularken. Dönüştürme testleri çok önemli olacak. Özellikle ilk defa BOBİ FRS'ye uygulayacağımız pek çok işletmeyle karşılaşacağız. Bunların o dönüştürme işlemlerinin test edilmesi bağımsız denetim aşamasında çok önemli hale gelmiş olacak. Belki hesap planını hayata geçirirsek inşallah bu anlamda da aslında çok büyük bir katma değeri yol açabiliyoruz diye düşünüyorum. O dönüştürme işlemleri de bu şekilde kaydedilerek belki bir kurulu kararı alırız. Onların da belli bir ortamda belli şartlara göre saklanması zorunluluğu da, ki hali hazırda da var ama pek uygulandığını söyleyemem, bunu da getirebiliriz. Bu da hem denetim hem muhasebeye katkı vermiş diye olur diye düşünüyorum. Denetim kanıtlarının elde edilmesiyle ilgili belki 500'lü standartlar da etkileyecektir yine BOBİ FRS bağımsız denetim yaklaşımı açısından. Belki 510'lu açılış bankelerinin denetimiyle ilgili denetim standartı çok önem atfedebilir. Çünkü artık bir açılış bilançosu düzenlenecek. Eğer muafiyetten yararlanmazsa 1-1-2018 için bu anlamda 510'lu standart da çok önem atfedecektir diye düşünüyorum.
Bu dönüştürme işlemleri özellikle çok yanlışlık riskine açık işlemler olabilir. Bu nedenle bağımsız denetim üzerinde etkisi var. Bir de belki de muafiyetten yararlanmayan işletmeler için önümüzde 3 yıllık bir bilanço ile finansal durum tablosuyla da karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla bu anlamda daha da önemli hale gelmiş olacak. Bir de Bobby FRS'de bildiğiniz gibi VUK tablolarından, MUSUKU tablolarından farklı olarak tahmin yapılmasını gerektiren pek çok husus yer almış olacak. Onlarla da hem işletmeler bu tahminlerde bulunacaklar, denetçi gelip bu tahminleri denetlemesi gerekecek. Bu açıdan da büyük bir ayrım, denetimin planlamasında dikkat edilmesi gereken bir husus. Stokları, ticari ajanların tahmin edilen gerçekleşebilir değerlerine indirmek için ayrılan karşılıklarla ilgili testler, bu işlemler çok önemli bilir işletmeler tarafından gerçekleştirilir. Sabit kıymetlerin tahmin edilen ekonomik ömürlerine göre amortisman ayrılmış mı ayrılmamış mı, bu da bir yenilik olacaktır. Gelir tahakkukları, ertelenmiş vergi uygulamaları, açılan davalar ilişkin karşılıklar doğru ayrılmış ki burada da önemli bir farklılık söz konu olabilir. Garantiler nedeniyle ortaya bilecek zararlara karşı ayrılan karşılıkların durum nedir? Bununla ilgili de denetim uygulamalarında bir farklılıkla karşılaşacağız. Bunu denetimin planlamasında ve yürütülmesine çok önem atfedecek. Peki biz uygulamada aslında kısaca birkaç tane şey söyleyeyim, nelerle karşılıyoruz? İşte bu bahsettiklerimden amortisman kıdem tazminatı gibi hususlarda aslında geçerli finansal raporlama çerçevesinde pek uygulmadığını la karşılaşıyoruz arkadaşlar yaptıkları incelemelerde. Örneğin bazı makinelerin varlıkların kayıtlı değerleri 1 TL gözükebiliyor. Dolayısıyla o yapılan tahminlerde bir hata olduğunu gösteriyor. Bunlara dikkat etmek gerekecek. Yatırım amaçlı gayrimenkuller belki ilk uygulandıklarında gerçeğe uygun değerle değiniyorlar ama sonra bir daha bu gerçeğe uygun değerlemesi yapılmıyor. Sanki maliyet değerinden baştan beri takip ediliyormuş gibi yatırım amaçlı gayrimenkul öyle devam edebiliyor. Finansal durum tablosunda satış amaçlı duran varlıklar kalemi yer almayacak. Bu sefer TFRS'den bir farktan bahsedecek olursak. Kar zarar tablosunu aslında basitleştirmiş olduk ilk etapta. O kapsamlı gelir kısmı yok TFRS'den alışa geldiğimiz şekilde. Böyle bir farklılık söz konusu. Stok değer düşüklüğü çok önemli. Bu değer düşüklüğü ile ilgili kontrollerin sonlarında artık yapılması gerekecek. Biz hasılat standardı biliyorsunuz TFRS 15 ilke bazlı bütüncül bir yaklaşım getirdi. Pek çok standarda ve yorumu tek standart halinde getirdi ama biz TMS'lerden TMS 11 ve TMS 18'den yola çıkarak bir hasılat bölümü yazdık. Burada da tamamlanma yüzdesi yaklaşımı ile ilgili değerlendirmelere hem işletmelerin hem de denetim yaparken denetçi arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekir diye düşünüyorum. Aslında bunları uzatabiliriz. Finansal araçlarla ilgili de çok basitleştirmemiz var ama ben çok fazla da uzatmak istemiyorum. Kısa amortisman gibi bir yeniliğimiz var. Senetli senesiz alacak ayrımımız yok Bobby FRS'de. Kur farkı değerlemesi yapılırken aslında dikkat etmek gerekiyor. Bu da raporlarda görüyoruz. Genelde 2 Ocak tarihli kurlar dikkate alınıyor. 31 Aralık kurları yerine. Aslında nakit akış tablosu da çok önemli bir tablo. Her zaman konuşuruz. Ayrı da bir bölümü vardır hem TFRS'lerde hem Bobby FRS'de ama bu da bu dolaylı yöntemle de olsa yapılsa bile sanki böyle tutturmak için farklı yöntemlerin, yaratıcı yöntemlerin uygulandığını da görmüyor değiliz. Aslında buna da dikkat etmek gerekir. Hani tutturabilmek amacıyla. Benim aslında genel olarak farklılarla ilgili anlatacağım bu. Eğer arkadaşlar yansıtabilirlerse, evet yansıtmışlar, teşekkür ederim. Çok kısa da şu 5-6 tane slaytım var. Onlardan da bilgi vereyim hocam, tamamlayayım. Hem bütün konulara girmiş olurum. Genel bir bakış açısını herhalde yansıtmış oluruz diye tahmin ediyorum. Evet, kürsüye gelirsem daha iyi olacak. Efendim tek tek üzerinden geçmeyeyim ama bizim şu an son itibariyle TMS uygulama kapsamı bu ekranda gördüğünüz şekilde geçerli finansal raporlama çerçevesini biz bağımsız denetime tabi olma ve olmamaya göre ayırıp böyle bir sistematiğe gidiyoruz. Son TMS uygulama kapsamı kararı bundan önce 2014 yılında yapılmıştı 41 sayılı kurul kararıyla. Eylül ayında bunu yeniledik. 161 sayılı bir kurul kararımız var. Buna göre artık işletmeler TFRS uygulayanlar, bağımsız denetime tabi olan işletmeler veya Bobby FRS ve isteğe bağlı olarak TFRS uygulanlar şeklinde ayrılmış oluyoruz gördüğünüz gibi. Bir de bağımsız denetime tabi olmayan işletmeler var. Bunlar da şu an itibariyle tabi oldukları mevzuata göre nedir o muhasebe sistemi uygulama genel tebliğ örneğin veya isteğe bağlı olarak Bobby FRS veya TFRS uygulayabiliyorlar. Biz işte kümü FRS'yi neresi için yapıyoruz? Çünkü en altta görmüş olduğunuz tabi oldukları mevzuat ifadesinin yerine biz getirip özür dilerim, kümü FRS diyorum ama küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartını kastediyorum. Arkadaşlarla böyle konuştuğumuz için ağzımda öyle kalmış.
Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartına en alttaki yere yansıtmış olacağız. Şimdi sabah Berna hocamla konuştum galiba. Nalan hocamla hep konuşuyoruz. Ya Murat niye böyle yapıyorsunuz diyor. Ya kümü FRS yapmasak, hani basitleştirsek, bobinin sonuna bir ilave yapsak filan. O da tabii bir alternatif kesinlikle. Hala aslında dikkate alacağımız bir alternatif. Tamamen göz ardı edilmiş değil. Bu özetle neyi gösteriyor? Bizim Bobby FRS'yi hazırlarken referans aldığımız 5-6 kaynaktan biri olan İngiltere'de ve İrlanda'da uygulanan finansal raporlama standartlarının bir kısa bir fotoğrafı. Aslında bunun daha karışık hali de var. İnceleyen hocalarım bilirler. FRS 102 burada ne? Alt taraftaki finansal raporlama çerçevelerinden işletme olarak sen hangisini uygulayacaksın? O kadar çok finansal raporlama çerçevesi var ki diyor. Sen bu yüzü diyor bak, referi takip et. Hangisini artık son noktada ulaşırsan onu uygula diyor. Gördüğünüz gibi IFRS'ler var. FRS 101 var. Bu IFRS'lerin dipnotlarının kısaltılmış halidir. FRS 102 var. Bizim Bobby FRS'ye denk gelir. 3 kırılımı var. Full FRS 102 var. Dipnotların kısaltılmış hali var. Bir de küçük işletmeler de Bobby FRS örneğini uygularlarsa onun için de FRS 102 bu Section 1A dediği bölüm var. Bir de FRS 105 var. O da işte bizim şu an hazırlığa geldiğimiz küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama standartına denk gelen finansal raporlama çerçevesidir. Diyeyim ve buradaki, yani aslında dünyada da böyle uygulamalar var. Hatta bizdekinden daha karşılık uygulamalar da var. Ama işte işletmelerin ihtiyaçlarına göre belki de bu ayrımı yapmak zarur hale geliyor. Bir de ben son zamanlarda okuduğum birkaç makalede gördüm. Yani yanlış mıyım bilmiyorum ama kısaca şöyle anlatayım. Hani TFRS'ler aslında en ideal finansal raporlama çerçevesi. Şimdi bizde nedir? Altta bu bir FRS var. Bir tık aşağıya inmiş olduk. Şimdi kümü FRS de onun bir altında. Küçük ve mikro işletmeler için finansal raporlama çerçevesi. Genelde şöyle bir şeyler görüyorum. İşte Bobby FRS ile TFRS'ler kıyaslanıyor. Deniyor ki işte Bobby FRS TFRS'den bu yandan sapmıştır. Dolayısıyla TFRS'ler ihtiyaca uygun, gerçeğe uygun sunumu amaçlamaktadır. Bobby FRS bundan saptığına göre Bobby FRS gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunum sağlamamaktadır. Ben bunu çok sağlıklı bir yorum olarak kendi adıma görmüyorum. Aslında bunların da kendi içerisinde bir hiyerarşi var. Eğer bunu takip edecek olsak bütün işletmeler için, biz 1,5 milyon işletme için TFRS uygulayın deme sonucuna geliriz. Dolayısıyla biz bu hiyerarşiye uygun da bir finansal raporlama çerçeveleri yapmış oluyoruz. İşte elektronik raporlama hocam bizle paylaşın dedi. Elektronik finansal raporlama projemiz var. Ben bundan çok kısa ilk Türkiye Muhasebe Kongresi'nde bahsetmiştim. Şimdi burada da çok kısa bahsedip bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz sözleşme bilgi giriş portalımıza sözleşmeleri PDF ortamında yüklüyor. Bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler. Biz de artık bunu değiştirmek istiyoruz. Elektronik ortamda alıp o bilgileri bilgisayardan anlayacağı bir halde temin ederek bir analize uygun bir şekilde saklamak, depolamak istiyoruz. Bu projemizin özellikleri ne? XBRE altyapısı mantığıyla uyumlu bir proje yürütüyoruz. İstendiği zaman değişiklik yapmaya dolayısıyla müsait. Farklı dillerde finansal tablo üretilmesi mümkün. Finansal tablolarda yer alan toplamların kontrolü mümkün. Temel finansal tablo ilave tablolara eklenmesi mümkün olacak. Sözleşme bilgi giriş sistemine entegre şirketler ilave bir arayüz ve işlem yükümlülüğü olmadan bize bildirmelerini sağlanacak. Finansal tablolar PDF formatında değil, sistemden üretilen Excel dosyaları aracılığıyla yüklenecek. Bu Excel'leri tabii altyapıda taksonomiye çevirmek mümkün olmuş olacak. Sistem üzerinde mali analizlerde kullanabilecek veriler elde etmiş olabileceğiz. Belki bir iki aşama sonra aslında Merkez Bankası'nın yaptığı gibi, o reel sektör istatistikleri gibi biz bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları paylaşma durumunda olabiliriz. Hocalarım veya diğer kamu kurumlarıyla yapılacakları olan analizlere. Dolayısıyla artık biz o madem gerçeğe ihtiyacı uygun bilgi alıyoruz, bunu hem makroekonomik ithal tedbir alan kullanıcıların kullanımına sunmak istiyoruz, hem de akademik çalışmalara sunmak istiyoruz. Açıkçası biz projeyi tamamlamak üzereyiz. Belki yakın zamanda bir duyuru yapıp 2018 tablolarını bile elektronik ortamda almaya başlayabiliriz. Ben çok çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Saygılarımı sunuyorum tekrar bütün kullanıcılara. Evet, Sayın Murat Ünlü Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Bize son durum hakkında bilgiler verdi. Kendisinde vurguladığı gibi denetim standartları aslında aynı, fark etmiyor. Yani dolayısıyla bağımsız denetimde kullandığımız denetim standartları nasıl yazılmışsa o hükümleri uygulamak durumundayız. Sadece burada Sayın Murat Bey'in de vurguladığı gibi neyi denetliyorsak o şirketin tabi olduğu finansal raporlama çerçevesini göz önüne tutacağız. Eğer biz Bobby'yi denetliyorsak, Bobby FRS'nin getirdiği standartlar neyse
denetim standartları tekniğini kullanarak onu sorgulayacağız ve ona göre raporlarımızı, planlarımızı yapacağız. Yok eğer denetlediğimiz bir tam sete tabi TFRS şirketi ise, KAİK ise, o zaman onun denetiminde sorguladığımız olaylar ona göre oluşacak. Dolayısıyla bunu bize özellikle vurguladı ve denetim yapacak arkadaşlarımızın buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Küçük şirketler için belirttiği husus doğru. Yani bazı ülkeler, mesela Avrupa Birliği'nin hatırlayan 1978'de yayınladığı 4. yönergesinde dahi büyük ve küçük ayrımı var. Ve küçük için kendi içinde maddelerde yer veriyordu. Diyordu küçük şirketler işte özet tablo düzenler, şu bu boyda olanlar şu 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 ilkeleri uygulamakta serbesttir gibi hükümler vardı. Dolayısıyla bazı uygulamalarda küçük ve mikro için olan bu özellik arz eden durumlar ana metin içinde ya ayrı bölüm halinde şundan şundan istisnadır şeklinde yazılarak kaleme alınıyor. Ama İngiltere örneğinde eskiden beri vardı İngilizlerde. Küçükler için ayrı bir uygulamaları vardı. Bizim vaktiyle onlarla yaptığımız görüşmelerde ben TMSK'da iken onlar derdi ki biz bu küçüğü de kaldıracağız zaman içinde. Yani bizim BOBI dediğimiz, KOBI denilen o tarihlerde o seviyeye getireceğiz. Ama henüz İngiltere'de onu henüz yapmadı. Yani Murat Bey'in de daha önce de vurguladığı gibi onlar da revize etti ve 105 dediği o küçükler için bir uygulamayı devam ettiriyor. Şimdilik bizim kamu gözetimizde bunu tercih etti. Şundan anlıyoruz zaten tercihini. BOBI'yi çıkarırken BOBI diye çıkarttı. KOBI diye çıkartmadı. Büyük ve orta boy işletme dedi. O zaman küçükler ne oluyor? Ya mecburen küçükler için çok fazla ayrıntıya da gitmeden diyorum. Çok da kafaları karıştırmayalım. Yani mali müşavirlerimiz de şaşıracak hangisine bakacak diye. Yani BOBI'ye ek olarak işte küçüklerde şu 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 madde uygulama şuna göredir diyerek bir herhalde bir bakalım yani taslaklarını henüz görmedik. Görünce yine üniversiteler olarak görüşlerimizi ileteceğiz. Evet bu değerli katkılar için kendisine teşekkür ederiz. Acaba gruptan soru sormak isteyen var mı? Bir iki tane katkı ve ben soru alabiliriz. Hatırlatma yapayım mı hocam? Dün bizim internet sitemizden de yayınlandı. Tek başına yani bağımsız hemşire için bir uyarı bu. Eğer tek başınıza bir denetim üstleniyorsanız artık 2019 yılında denetim üstlenebilmeniz ve denetim yerine getirmeniz için kamu gözetimi kurumuna başvurup denetimi üstlenen bağımsız denetçi şeklinde tekrar bir yetki almanız gerekiyor. Onun için ayrı sicil oluşturuluyor. O sicile kaydedilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde yüklendiğiniz o denetimlerin bir geçerliliği söz konusu olmayabilir. Dolayısıyla lütfen bunu unutmayın diyorum. Şu eğitimlerde aldıkları şeylere mi göre? Yok hocam o değil. Biz yönetmelik değişikliği yapmıştık. Artık bir anlamda aslında şirketleşmeye de teşvik gibi oluyor bu. Bağımsız denetçinin tek başına iş yapabilmesi için denetimi üstlenen denetçi şeklinde bir ruhsat alması gerekecek artık. Ve o ruhsata göre bir ekip kurarak işte gerekli rehberlerini hazırlayarak bir prosedürlerini koyarak kalite kontrolünü ortaya koyarak bize başvuracak. O yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrasında yanlış hatırlamıyorsam bunun kriterleri var. Ona göre başvurumu yapmak gerekiyor. Aksi takdirde yapamayacaklar. Teşekkür ederiz. Evet salondan sorusu veya katkısı olan var mı? Olmadığına göre ilginiz için çok teşekkür ederiz ve oturumu kapatıyorum. Sağ olun. Değerli hocamız Profesör Doktor Nalan Akdoğan'a ve konuşmacımız Murat Çünlü'ye çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür belgesini sunmak üzere değerli dekanımız Profesör Doktor Nuran Cömert'i sahneye davet ediyoruz. Şimdi birinci oturumu yönetmek üzere
Işık Üniversitesi Rektörü değerli hocamız Profesör Doktor Cemal İbişi ve konuşmacılarımız Doçent Doktor Nermin Çıtak, Doçent Doktor Atilla Perek ve öğretim üyesi Doktor Çağatay Akarça'yı kürsüye davet ediyoruz. Sayın KGK Başkan Yardımcım, Sayın Dekanım, TÜRBOM'umuzun çok saygıdeğer Genel Başkanı, İSMO Başkanım, çok saygıdeğer hocalarım, sevgili meslektaşlar, ben de sizleri saygıyla selamlayarak bu oturumu açmak istiyorum. Bir teşekkür tabii, bu işler kolay gitmiyor. Nuran Hocam, Sayın Başkan Yücel Akdemir ve MEDAV işin mutfağında ben biraz izleme şansı edindim. Çok büyük çabalar var. Çok büyük emekler var. Tabii burada görünmeyenler, ismini sayamadığımızda çok arkadaşımız var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük emeklerle bu işler oluyor. Çok büyük sıkıntılar var. Onlar görülmüyor. Sağ olsunlar. Ve bu çalıştayın başarılı geçmesini istiyorum. Ben biraz şuradan bakacağım. Arkadaşlarıma söz vermeden önce. Daha önce işin mutfağındaydım. Yani bu finansal raporları hazırlayan taraftaydım. Oradan konuya yaklaşıyordum. Şimdi rolüm değişti. Yaklaşık 2 yıldır artık arz eden tarafta değilim, talep eden taraftayım. Masanın öbür tarafına geçtim bir diğer deyişle. Masanın öbür tarafında dünya başka açıkçası. Şuna bakıyoruz masanın öbür tarafında bir üniversite, Işık Üniversitesi'nin rektörü olarak daha önce rektör yardımcısı idari mali işlerden sorumluydum. Şimdi rektörlüğünü yapıyorum. Bütün birimlere sorumluluğunu taşıyorum. Mali işlerde sonuca bakıyorum ve bana ne fayda sağladığına bakıyorum. Bana ne fayda sağlıyor? Muhasebe bana ne fayda sağlıyor? Verdiği rapor ne kadar değerli? Ne işime yarıyor? Buna bakıyorum. Eğer işime yaramıyorsa, fayda sağlamıyorsa o raporu istemiyorum bile. Buradan bakmak lazım, çok samimi olarak. Yani biz bu raporları üretirken, sunarken bundan kim yararlanıyor, ne fayda elde ediyor ve bu faydanın maliyeti ne? Bana maliyet getiren, fayda yaratmayan hiçbir mal ve hizmeti istemiyorum. Her satın aldığım mal ve hizmetin bana faydası nedir? Ne maliyet getiriyor? İnanın tek tek bakmak zorunda kalıyorum. Masanın öbür tarafı böyle. Şimdi buradan da biz arz edenler düşünmeliyiz. Bizim verdiğimiz, yaptığımız bu çalışmalar işletmelere, amaçladığımız kitlelere ne fayda sağlıyor? Buradan mutlaka bakmalıyız. Eğer fayda sağlamıyorsa talep olmayacaktır. Zorlamayla da bir yere kadar olacaktır. O da bir yerde duracaktır. Mutlaka ama mutlaka bence buralardan bakmamız lazım. Bu çalışmaları yaparken çok büyük emekler var. O mutfağın içinde yıllarca hayatını geçirmiş bir insan olarak biliyorum. Çok büyük emekler var. Biz çok çalışıyoruz. Gerçekten çok çalışıyoruz. Kendimizi heba ediyoruz. Hayatımızı veriyoruz. Meslek hastalıklarımız oluşuyor. Hayatı yaşayamıyoruz. Bütün bu emeklerin karşılığını alabilmemiz lazım. Bunun için de mutlaka yaptığımız bu çalışmalar diğer tarafa, hizmet verdiğimiz kişilere ne fayda sağlıyor, ne kadar fayda sağlıyor. Daha
nasıl fayda sağlar diye mutlaka ama mutlaka bakmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii muhasebe mesleği bir kamu yararı. Bu kamu yararının sağlanmasının yolları da buralardan geçiyor. Onu da biliyorum. İFAK'ta görev yaptığım dönemlerde hatırlıyorum. 2015 yılıydı. CEBR diye bir araştırma şirketi, Center for Economics and Business Research diye bir merkez bir araştırma yaptı. İFAK yaptırdı. İnternette de vardır, görebilirsiniz. Ya bu muhasebeciler ekonomiye ne kadar katkı sağlıyor diye. Muhasebecilerin ekonomiye sağladığı katkıyı ölçtüler dünyada. $575 milyar. Biz de ölçelim. Türkiye'de biz de ölçelim. Biz muhasebe meslek mensupları olarak bu ekonomiye ne kadar katkı sağlıyoruz. Bu dünyada ölçülüyorsa Türkiye'de haydi haydi ölçülür. Efendim bunları belirttikten sonra 3 tane arkadaşım var. Çok kıymetli bildiriler sunacaklar. Program sizlerde var. Her birine söz vereceğim. Zaman dar. Rica ediyorum arkadaşlarımdan. Her biri benim kardeşim. Sağımda Çağatay Akarçay kardeşim. Bildirimiz onunla birlikte ama o sunacak. Ben burada başkan olarak oturuyorum. Efendim solumda bir diğer kardeşim Atilla Perek, mesai arkadaşım. Onun tanıyorsunuz, onun hemen solunda yine benim kardeşim Nermin Çıtak var. Buradaki sıraya göre her birine söz vereceğim. İlk sözü kavramsal çerçeve ve finansal tablolar konusunda doktor öğretim üyesi Çağatay Akarçay'a vereceğim. Çağatay'cığım, top sende. As soon as possible, please. Teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sayın Protokol, çok kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar, hepinize saygıyla selamlayarak bölüm 1, kavramsal çerçeve ve finansal tablolarla ilgili sunumuma başlamak istiyorum. Bu bölümde işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun sunumunu sağlamak amacıyla finansal tabloların hazırlanmasına ve sunulmasına ilişkin esaslar düzenlenmektedir. Ele alınan konular arasında finansal tabloların sunumuna ilişkin genel kurallar, bu tablolar aracılığıyla sağlanan bilgilerin taşıması gereken özellikler ve finansal tabloların asgari içeriği bulunmaktadır. Bu noktada tam setten farklı bir yaklaşım sergilenmiştir. Kavramsal çerçeve ve finansal tablolar iki ayrı kısım olarak ele alınmak diyelimde bu bölümün kapsamı içinde birlikte değerlendirilmektedir. Finansal tabloların amacı işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları hakkında ilgili tarafların alacakları kararlarda faydalı olacak nitelikte finansal bilgiyi sunmaktır. Finansal tablolar asgari olarak finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve önemli muhasebe politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlardan oluşur. Finansal tablolar işletmelerin varlıklarını, yükümlülüklerini, öz kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını ve nakit akışlarını gerçeğe uygun bir biçimde yansıtacak şekilde sunulmalıdır. Bu amacın sağlanması için de gerekli görülen diğer tüm ek bilgilere bu tabloların dipnotlarında yer verilmelidir. Faydalı finansal bilginin taşıması gereken temel ve destekleyici özellikler mevcuttur. Temel özellikler ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun sunum iken destekleyici özellikler ise anlaşılabilirlik, karşılaştırılabilirlik ve zamanında sunum olarak sıralanabilir. Ben önce temel özelliklere bakmak istiyorum. Bu özelliklerden ilki ihtiyaca uygunluk olarak karşımıza çıkıyor. Finansal tablolarda sunulan bilginin finansal tablo kullanıcılarının karar alma ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir. İhtiyaca uygun finansal bilginin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki olayları değerlendirmelerine yardımcı olmak, geçmiş değerlendirmeleri doğrulamak veya düzeltmek suretiyle finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileme gücüne sahip olmasını bekliyoruz. Bu noktada
Önemlilik, ihtiyaca uygunluğu işletmeye özgü hali olarak kabul edildiğinden ayrı bir özellik olarak değerlendirilmemektedir. Bir finans bilginin finans verilmemesinin veya yanlış verilmesine, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara dayanarak alacakları kararı etkilemesi bekleniyorsa bu bilgi önemli olarak kabul edilir. İkinci temel özellik ise gerçeğe uygun sunumdur. Finansal bilgi, açıklamayı amaçladığı ekonomik olayları gerçeğe uygun bir şekilde sunmalıdır. Bilginin tam, tarafsız ve hatasız olması, sadece işlem ve olayların sadece yasal görünümü değil, aynı zamanda özünü de yansıtması gerçeğe uygun bir sunumun gereğidir. Gerçeğe uygun sunum, işlem ve olayların etkilerinin varlık, yükümlülük, gelir ve gider tanımlarına uygun olarak yapılması şeklinde de ifade edilebilir. Destekleyici özelliklere bakacak olursak, anlaşılabilirlikle başlayayım. Finansal bilgiler, işletme faaliyetleri ve ekonomik faaliyetleri ile muhasebe hakkında makul seviyede bilgisi olan, bu bilgileri dikkatli ve özenli bir şekilde analiz eden kullanıcılar tarafından anlaşılabilecek şekilde sunulmalıdır. Karşılaştırılabilirlik, kullanıcıların kalemler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilmesini ve anlayabilmesini sağlar. Benzer işlem ve olayların, finansal etkilerin ölçümü ve gösterimi, dönemler itibariyle ve diğer işletmelerin ölçüm ve gösterimleriyle tutarlı olmalıdır. Karşılaştırılabilirliğin bünyesinde tutarlılığı da kapsadığını söyleyebiliriz. Zamanında sunum ise, finansal bilginin finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebileceği zamanda mevcut olması şeklinde ifade edilebilir. İşletmenin sürekliliği, tahakkuk esası, ihtiyatlılık, önemlilik, mahsup yasağı, raporlamanın sıklığı, karşılaştırmalı bilgi ve sunumda tutarlılık genel finansal raporlama ilkeleri içinde sıralanmaktadır. İşletme yönetimi finansal tabloları hazırlarken işletmenin faaliyetlerini devam ettirebilme gücünü değerlendirir. Yönetimin işletmeyi tasfiye etme veya ticari faaliyetlerine son verme niyeti ya da böyle bir zorunluluğun bulunmadığı durumlarda finansal tablolar işletmenin sürekliliği varsayımına dayanılarak hazırlanırlar. Aksi bir durum söz konusu olursa işletmenin sürekliliği varsayımının kullanılmadığı ve bunun nedenleri dipnotlarda açıklanmalıdır. Tahakkuk esası nakit giriş ve çıkışlarının gerçekleştiği döneme bakılmaksızın işlem ve olayların ekonomik varlık ve kaynaklara etkileri gerçekleştiği noktada finansal tablolarda gösterilmesini gerektirmektedir. Nakit akış tablosu hariç olarak hazırlayacağımız tüm finansal tablolar tahakkuk esasına göre düzenlenirler. İhtiyatlılık, belirsizlikler nedeniyle tahmin yapılması gereken hallerde varlık ve gelirlerin olduğundan daha fazla, yükümlülük ve giderlerin ise olduğundan daha düşük belirlenmemesi için gerekli dikkatin gösterilmesini ifade eder. Bununla birlikte ihtiyatlı bir tutum içinde olmak, kasıtlı olarak varlıkların ve gelirlerin olduğundan daha düşük, yükümlülük ve giderlerin ise olduğundan daha yüksek gösterilmesine izin vermez. Dolayısıyla ihtiyatlılığın gerçeğe uygun sunumu engellememesi gerekmektedir. Nitelik veya fonksiyonları itibariyle benzer özelliklere sahip işlem ve olayların bir araya getirilmesiyle oluşturulan her bir önemli hesap sınıfı finansal tablolarda ayrı olarak raporlanır. Bir kalemin tek başına önemli olmaması durumunda bu kalem finansal tablolar veya bu tabloların dipnotlarında benzer kalemlerle bir arada raporlanabilirler. Bu standartla zorunlu tutulan veya izin verilen haller dışında mahsup yasağı söz konusudur. Varlık ve yükümlülükler, gelir ve giderler birbirlerinden mahsup edilemezler. Finansal tabloların yılda en az bir defa sunulması gerekmektedir. Sunulan finansal tablolar aksine bir hüküm bulunmadıkça önceki döneme ilişkin tutarlarla birlikte karşılaştırmalı olarak sunulurlar. Hazırlanan tüm finansal tablolar ve bu tabloların dipnotları aynı anda iki dönemi birlikte karşılaştırma olarak sunmalıdır. Sunumda tutarlılık ise finansal tablo kalemlerinin sunumunda ve sınıflandırılmasında
dönemleri itibariyle herhangi bir değişiklik yapılmamasını gerektirir. Yine bu bölümde finansal tablolarda yer verilmesi gereken bilgiler açıkça ortaya konmuştur. Raporlayan işletmenin ticaret ünvanı, eğer varsa önceki raporlama döneminden bu yana bu ünvanda meydana gelen değişiklikler, finansal tabloların tek bir işletmenin finansal tablosu mu oldu, yoksa konsolide finansal tablolar olarak mı hazırlandı, raporlama döneminin sona erdiği tarih, finansal tabloların kapsadığı dönem, finansal tabloların sunulduğu para birimi ve finansal tablolarda yer alan tutarlarla ilgili yuvarlama yapılmış ise bu yuvarlamanın derecesi bu bilgiler içindedir. Finansal tablolardan da bahsedecek olursam, bunlardan ilki finansal durum tablosu olarak karşımıza çıkıyor. İşletmenin finansal durumu hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin belirli bir tarihteki varlık, yükümlülük ve öz kaynaklarını gösteren tablo olarak tanımlayabiliriz. Varlıklar, yükümlülükler ve öz kaynaklar finansal durum tablosunun unsurları olarak karşımıza çıkmakta. Varlıklara bakacak olursak, geçmişte meydana gelen olaylar sonucunda ortaya çıkan ve hali hazırda işletmenin kontrolünde olup gelecekte işletmeye ekonomik fayda sağlaması beklenen değerler. Yükümlülükler, geçmişte meydana gelen olaylardan kaynaklanan ve yerine getirilmesi durumunda ekonomik faydası olan değerlerin işletmeden çıkışına neden olacak mevcut mükellefiyetler olarak tanımlanabilir. Burada tam setten farklı olarak mükellefiyet terimiyle de karşı karşıya kalmaktayız. Öz kaynaklar ise işletme varlıklarında işletme ait tüm yükümlülüklerin indirilmesi sonucunda geriye kalan paylardır. Varlık ve yükümlülük, biraz önce verdiğim varlık ve yükümlülük tanımını karşılayan bir kalem, ancak bu kaleme ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye girişinin veya işletmeden çıkışının muhtemel olması ve bu kalemin maliyetinin veya değerinin güvenilir olarak ölçülebilmesi halinde finansal durum tablosuna aktarılır. Gerçeğe uygun değer gibi başka bir ölçüm esası belirlenmediği takdirde varlık ve yükümlülüklerin ilk kayda alınmasında maliyet bedeli geçerli olacaktır. Ve finansal durum tablosu kısa vade, uzun vade ayrımı yapılarak sunulur. Dönen ve duran varlıklar ile kısa ve uzun vadeli yükümlülükler finansal durum tablosunda ayrı sınıflar şeklinde raporlanırlar. Kar veya zarar tablomuz, işletmenin finansal performansı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan ve işletmenin raporlama dönemine ilişkin gelir ve giderleriyle bunların net sonucunu ortaya koyan finansal tablomuzdur. Bu tablonun unsurları gelirler ve giderlerdir. Gelirler, ortakların yaptığı katkılar hariç olmak üzere varlık girişi veya varlıkların değerinde artış ya da yükümlülüklerde azalma şeklinde öz kaynak kalemlerinde raporlama dönemince meydana gelen artışlar olarak tanımlanır. Giderler ise ortaklara yapılan dağıtımlar hariç olmak üzere varlık çıkışı veya varlıkların değerinde azalış ya da yükümlülüklerde artış şeklinde raporlama dönemi boyunca öz kaynaklarda meydana gelen azalışlar şeklinde ifade edilebilirler. Gelir ve gider tanımını karşılayan bir kalem, ancak bu kaleme ilişkin gelecekte ekonomik faydaların işletmeye girişinin veya işletmeden çıkışının muhtemel olması ve bu kalemin maliyetinin veya değerinin güvenilir olarak ölçülebilmesi halinde kar veya zarar tablosuna aktarılır. Gelir ve giderlerin kar veya zarar tablosuna aktarılmasında aranan şartlar, varlık ve yükümlülüklerin finansal durum tablosuna aktarılmasında aranan şartlarla paralellik göstermektedir. Bu kalemlerle ilgili olarak işletmeye fayda akışının ya da çıkışının muhtemel olması ve bu kalemin değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi şarttır. Bir diğer finansal tablomuz öz kaynak değişim tablosudur. Ki öz kaynak değişim tablosu, öz kaynak kalemlerinin dönem başı bakiyesi, bu kalemlerde meydana gelen artış ve azalışlar, yine bu kalemlerin dönem sonu bakiyesi ve bu kalemlerdeki artış veya azalışlara neden olan hususları açıkça ortaya koyan finansal tablomuzdur. Gerek konsolide olmayan finansal tablolar hazırlayan işletmeler için, gerekse
konsolide finansal tablolar hazırlayacak işletmeler için BOBİ FRS'nin eklerinde finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve öz kaynak değişim tablosu örneklerine yer verilmiştir. İşletmelerin bu örneklere uygun olarak finansal tablolarını hazırlamaları gerekmektedir. Geriye kalan son finansal tablomuz ise nakit akış tablosudur. Bu tablomuzda 2 numaralı bölümde yer alan hükümler uyarınca hazırlanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Kavramsal çerçeve adı üstünde temel, kavramsal bir alan. Ben hep şöyle söylüyordum. Bu dersi verdiğim dönemlerde eğer bir konu hakkında çok kafanız karışıyor, problem yaşıyorsanız gidin kavramsal çerçeveye bir bakın, o konuyla ilgili ne var, daha iyi anlayabilirsiniz. Hem yeni standartların oluşturulmasında hem mevcut standartların anlaşılmasında, yorumlanmasında birçok faydası var. Çok teşekkür ediyoruz Çağatay'a, iyi bir sunum. Sorularınız olursa, zaman kalırsa burada, yoksa dışarıda bana veya Çağatay'a sorabilirsiniz. Şimdi ikinci konuşmacımız doçent doktor Atilla Perek. İki konusu var. Bir nakit akış tablosu, iki ara dönem finansal raporlama. Ara dönem finansal raporlamayı şimdi sunmayacak. Çünkü bu oturumdan sonra tekrar bir sunumu var. Oraya taşıyacak. Onun için sizi de çok fazla sıkmamak adına Atilla Perek bize nakit akış tablosunu BOBİ FRS'deki biçimiyle özetleyecek. Buyurun hocam, söz sizin. Çok teşekkür ederim. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hızlıca başlıyorum. Konumuz nakit akım tablosu, bölüm 2'de veriliyor. Şöyle. Evet, nakit akış tablosu bölüm 2'de veriliyor. Nakit akış tablosu, bu bölüm 2'de nakit akış tablosunda yer alması gereken bilgiler ve bilgilerin ne şekilde sunulacağı düzenlenmiş. Nakit akış tablosu, işletmenin bir raporlama dönemi içerisinde nakit ve nakit benzerlerinin giriş ve çıkışları, bunların kaynakları ve bunların yerleri gösteren bir tablodur. Şimdi burada önemli olan husus, evet, bilgisayarım takıldı. Şunu bir açıp kapatabilir miyiz acaba? Tamam. Tamam, benim bilgisayar biraz antika, böyle yapacak. Tamam. Şöyle büyüteyim. Şuradan ilerleyelim. BOBİ FRS nakit akım tablosunun faydasıyla ilgili detaylı bir bilgi vermeyeceğim ama tam STFRS'de bu veriliyor. Nakit akım tablosu hakikaten çok önemli bir tablo. Çünkü birazdan göreceğiniz nakit benzerlerini 3 ana gruba bölüyor. Esas faaliyetlerden, yatırımlardan ve finansmanlardan. Dolayısıyla biz bu 3 bölüme böldüğümüzde özellikle esas faaliyetlerden sağlanan nakit dediğimiz bir giriş veya çıkış diyelim. Genellikle giriş olur. Girişi almış oluyoruz. Ve belki de en önemli bilgilerden birine sağlamış oluyoruz. Çünkü gerek şirket mali analizlerde, şirket değerlemelerde, şirketin nakit kazanma, özellikle faaliyetiyle nakit kazanma becerisini bu tabloda bize verilmiş oluyor. Bu tabloda verilmiş olarak analizlerimize çok büyük bir desteği oluyor. Ayrıca bu esas faaliyetlerden sağlanan nakitle acaba finansmanımızı nasıl karşılayabiliriz, yatırımlarımızı nasıl karşılayabiliriz, çok güzel, çok faydalı oranlar ayarlamış olabiliyoruz. Nakit benzerinde tam TFRS'e bir şekil formu vermiyor ve hocamızın dediği gibi BOBİ FRS'nin son bölümünde, ekler bölümünde mali tablolar veriliyor, biçimsel yapıları veriyor. Aynı şekilde nakit akım tablosu içinde veriliyor ve böylelikle aslında bir biçimsel olarak da bir şart verilmiş oluyor BOBİ FRS'de.
Peki şimdi en önemli şey şu, nakit benzerinin ne oldu? Çünkü siz nakit benzerinin değişimini arttı mı azaldı mı? Aslında şöyle arz edeyim, nakit akış tablosunun sonucu aslında bizi çok heyecanlandırmaması gerekiyor. Çünkü eğer çok merak ediyorsak nakit akış tablosu sonunu, varlıklardaki ilk kalem olan nakit benzerinin değişimine bakarsınız. Yani arttı mı azaldı mı ona bakarsınız. Önemli olan detayıdır. Ama burada en önemli şey, gerek bilançoyu hazırlarken de dönem varlıkların ilk kalemi olan nakit benzeri ve bir nakit akım tablosunun dikkat alacak nakit benzerinin ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor. Tek düzen hesap planı diliyle konuşursak 100 kasa nakit benzerindedir. 102 bankalar nakit benzerindedir ama vadesizlerin nakit benzerindedir. Vadelileri de nakit benzerindedir. Fakat teamül olarak açıklamasında 3 ay ve kısalar nakit benzerinde, 3 aydan uzun olursa eğer bankadaki mevduatımız dönem varlıklarda finansal yatırım olarak gösterilmekte. Dolayısıyla tekrar edersem 100 kasa, 102 bankaların da 3 ay ve kısaları. Burada tam 111 ve 112 hesaplarımızdaki özel kesim senet tahvil bonoları ve kamu kesim senet ve tahvil bonolarının da 3 ay ve kısalarını buraya alabileceğimizi düşünüyoruz. Çekler enteresan. Çekler, 101 çekler nakit benzeri midir derseniz araf bir konu. Fakat şöyle arz edeyim, ben kendi fikrimi söyleyeyim. Çeklerde hem teamülen hem hukuken vade var ve vade olduğu takdirde bu 3 aydan kısa olsun veya olmasın ticari aracı konması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla çünkü bir ticaretle ilgili bir durum, faaliyetle ilgili bir durum. 102, 103 verilen çeklerde ticari borçlara gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Vadesi olduğu takdirde. Çeklerde vadesiz durum olur mu? Olabiliyor. Atıyorum konsolidasyon yaparsınız. Yurt dışından bir şirketin mali tablosunu konsolide edersiniz. Orada çeklerde vade hakikaten yoktur. O zaman nakit benzerine girebilir. En ilginç konulardan biri de nakit benzeriyle ilgili 108 hesabı. Orada genelde kredi kartı alacakları vardır. SPK uygulamalarında mali tabloları incelediğimizde değişik yöntemler görüyoruz. Atıyorum bazısı işte 3 ay nakit benzerinde, bazıları ticari alacakta gösteriyor. Ben yine kendi kanaatimi vermiş olayım. Kredi kartı alacakları da ticari alacakta görünmesi taraftarıyım. Tabii bunlar tartışılacak konular. Daha sonra istişare edebiliriz. Nakit benzeri bu manada çok önemli. Çünkü daha sonra nakit akım tablosunda biz acaba buradaki değişimi görmüş olacağız ve esas faaliyetlerden nakit kazanım kazanmadığımızı ve onlarla bazı yatırımlarımızı, finansmanımızı fonlayamadığımızı göreceğiz. Nakit akım tablosunda bir de şu konu önemli. Bilançodaki nakit benzeriyle nakit akım tablosundaki nakit benzerinin arasında ufak farklar olabilir. İki tane en meşhurunu söyleyeyim. Hani aklınızda olsun. Bir tanesi faiz tahakkudur. Biz genelde tek düzende faiz tahakkunu 181'e koyuyoruz ama Bobby FRS'de mevduada ekliyoruz. Bir orada bilançoda faiz tahakkudu görünebilir ama nakit akım tablosunda görünmez. Bir de bloke mevduatlarda farklar olabilir. Hani küçük bir detay olarak aklımızda dursun. Şimdi nakit akım tablosu 3 ana gruba bölünüyor demiştim. Esas faaliyetlerden, yatırım faaliyetlerinden de finansman faaliyetlerinden olarak. Peki neleri ihtiva eder? Standardın kendi içinde çok detaylı bilgi vermiyor ama şöyle güzel bir şey var. Standart şöyle yapmış. Daha doğrusu Bobby FRS -4'te ve -8'de vermiş. -4 konsolide olmayanlara, -8 konsolide olanlara vermiş. Konsolide olanlardan bakalım mesela. Neleri içeriyor esas faaliyetlerden? Esas faaliyetlerden nakit girişi, satışlardan sağlanan nakitler, hizmetlerden sunum nakitler, aracı faaliyetlerden nakit girişleri, diğer faaliyetlerle ilgili nakit girişleri olabiliyor. Nakit çıkışlarına bakarsak, satılan mal maliyetiyle ilgili nakit çıkışları, hizmet maliyetiyle ilgili nakit çıkışları, esas faaliyet giderleriyle ilgili nakit çıkışları, faaliyet giderleri ve esas faaliyetlerden diğer dediğimiz bunları içeriyor bu bölüm. Kar payı, alınan kar payı, ödenen faiz, alınan faiz standart tam sette olduğu gibi isterseniz faaliyette, isterseniz yatırım bölümünde, isterseniz finansman bölümünde gösterebilirsiniz diyor. Şirketin özel durumuna göre yorumlayabilirsiniz diyor. Yatırım faaliyetlerinde neler var dersek, nelerle ilgili nakit giriş ve çıkışları yine tablonun üzerinden çözebiliriz. Bağlı ortaklık, iştirak veya bir şirketin hissesini, başka bir şirketin hissesini alırsanız
yatırım faaliyetlerinde gösteriliyor. Fakat çok ilginç bir detay var. O da finansman faaliyetlerinde bir bağlı ortaklığınız var ve paylarını kontrol kaybına neden olmayacak şekilde elden çıkartırsanız, yani bağlı ortaklık olmaya devam edecek şekilde hissesini satarsanız, Bobby FRS bunu finansman faaliyetlerinde göstermeni istiyor. Bu da ufak bir detay. Başka ne olabilir yatırımlarla ilgili diyelim. Evet, yatırımlarla ilgili başka ne olabilir? Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık alımı ile ilgili nakit giriş ve çıkışları burada gözükecek. Verilen nakit avanslar veya borçlar da bu şekilde yatırım faaliyetlerinden sağlanan nakitte görünecek. Finansmanda nelerdir? Demin söylediğim bağlı ortaklık kontrolü kaybetmeyecek şekilde nakit hisse satarsanız bu burada gözükecek. Öz kaynak araçlarının ihracı da buraya gözükecek. Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları, yani banka kredisi aldık veya ödedik, bunlar genellikle burada gözükecek, detaylarını görebilirsiniz. Şimdi esas faaliyetlerden sağlanan nakit dediğimizde, yani esas faaliyetlerden sağlanan nakit bölümünü iki ayrı yöntemle hazırlıyoruz. Bu yöntemler doğrusal ve dolaylı ve doğrudan ve dolaylı yöntem. Doğrudan yöntem satışlarla başlar, işletme faaliyetlerinden hasılattan sağlanan nakitle başlar. Dolaylı yöntem ise net kardan başlar. Şimdi genellikle SPK raporlarını KAP'ta yayınlanmış tablolara baktığınız zaman genellikle dolaylı yöntem, yani net kardan başlayan şeyimizi verir, nakitleri verir. Şimdi ben şöyle küçük bir örnek yaptım, onu da size aslında bir çeşit tanıtmak istiyorum. Kitapta verdik bu örneği. Hem bilançosu hem de kar zarar tablosu verilmiş bir şirketten bahsediyoruz. Nakit akım tablosu ile ilgili bilgiler ve nakit akım tablosunu oluştururuz. Ben bu oturumda sadece dolaylı yöntemi biraz size tanıtmak için yapıyorum. Doğrudan yöntem de kitapta zaten var. Dolaylı yöntemi göstermek istiyorum. Bu arada bir şey daha arz edeyim. Yatırım faaliyetlerinden ve finansman faaliyetlerinden sağlanan nakitte herhangi bir yöntem yok. Zaten direkt nakit giriş ve çıkışlarını ifadelendiriyor. Dolaylı yöntemi bir yapalım. Neyle başlıyor demiştik? Net karla başlıyor demiştik. Bakalım net karı düzeltmeler yaparak esas faaliyetlerden sağlanan nakde çevirecek. Aslında ben şunu bu şekilde özetliyorum. Net kar hesaplanırken tahakkuk esasına göre düzenleniyor. Öyle değil mi? Ve her şeyi içeriyor. İşte bütün satılan malın maliyeti düşmüş oluyor. Faaliyet giderleri düşmüyor. Faiz gideri düşmüş oluyor. Vergi gideri düşmüş oluyor. Faaliyetle ilgili olsun olmasın bütün gelir ve giderler düşürülüyor. Bir. İkincisi tahakkuk esasına göre düzenleniyor. Ne yapmamız gerekiyor? Dönem karına öyle bir eklemeler, çıkartmalar yapalım ki tahakkuk esasına göre düzenlenmiş bir karı ve her şeyi içeren bir karı sadece faaliyetle ilgili hale getireceğiz ve nakit esasına göre hesaplayacağız. Nasıl hesaplayabiliriz? Bir iki tane küçük örnek verip bitireceğim. O da şu, bakın dönem karımız bu örnekte 38 bin liraymış. Detayı önemli değil, bakarsınız kitaptan. Amortismanı geri ekliyor. Niye amortismanı geri ekliyor sizce? Bu örnekte biz bu referanslarla verdik. Nakit girişi olmadığı için geri ekliyor. Evet bir giderdir ama nakit girişi gerektirmediği için giderdir. Onun için geri ekler. Karşılıklar da nakit girişi gerektirmeyen bir giderdir ve onun için geri eklenmiştir. Peki şunu da söyleyelim. Faiz gelir ve giderleriyle ilgili düzeltmeler demiş. Bu Bobby FRS'nin formatına uygun. Faiz geliri veya gideri. Onlar niye geri eklenir? Mesela faiz giderini geri eklemeniz gerekiyor. Niye? Nakit girişi gerektirmediğin ya da nakit çıkışı gerektiren bir gider olmadığından değil. Aslında o bir nakit çıkışıdır belki. Ama faaliyetle ilgili olmadığı için şimdilik eklenir. Olmadığı finansmanda raporluyorsanız aşağıda çıkartılır. Demek ki böyle faaliyetle ilgili olmayanlar ekleniyor, çıkartılıyor. Nakit gerektirmeyenler geri ekleniyor ve ilerleniyor. Şimdi burada çok kritik bir yere geliyoruz. O da şu üçlü. Ben bu üçlüyü çok önemsiyorum değerli katılımcılar.
O da şu, stoklardaki artış ve azalışlarının etkisi ve alacaklardaki artış ve azalışların etkisi ve borçlardaki artış ve azalışların etkisi. Burası en kritik yer. Ben bu manada önemsiyorum çünkü şirketlerin faaliyet karlılığını işletme sermayesindeki değişimlerle toplayıp bir nakit akış hesaplarız analizlerde. Bu da aslında burada bizi bunu veriyor. Çok da güzel bir bilgi, çok faydalı bilgi olduğunu düşünüyorum. Şimdi şu ticari alacak örneğini vermek istiyorum. Benim örneğimde ticari alacaklar artmış. Ticari alacakların artmasını, bakın ticari alacaklar artmış, 13 bin lira azaltıyor. Niye azaltıyor sizce? Çünkü ticari alacaklardaki artış demek tahakkuk esasına göre siz gelir yazdınız ama alacağınızdaki artış kadar cebinize para girmedi manasına geliyor. Dolayısıyla dönem karından düşürüyorsunuz. Diyorsunuz ki şirkette senin cebine daha az para girdi net kardan. Ticari borca gelelim. Ticari borçlardaki benim örneğimde bir artış var. Ticari borçlardaki artış da burada 6 bin lira eklenmiş örneğimde. Niye ekleniyor? Çünkü ticari borçlardaki artış da şu. Sen aldın, sattın, gider yazdın. Okey, tamam. Ama bu borçlardaki artış kadar cebinden para çıkmadı. Dolayısıyla da bunu da ekliyorsunuz ki böylelikle nakit esasına doğru daha hızlı ilerliyoruz. Son kez stoklarda. Şimdi benim örneğimde stoklar azalmış. Stokların azalması ise bakın burada olumlu yani ekleme olarak gözüküyor. Bu da niye ekliyoruz? Çünkü aslında diyor ki bu tablo geçen seneki stoğu kullandı. Dönem stoğu sattı, gider yazdı. Dönem karı azaldı ama sana bir bilgi haber veriyorum. Bu 20 bin liralık kısım geçen seneden alınmış stoktu. Dolayısıyla onu ekle bakalım diyor. Ama eğer stoklarım artmış olsaydı çıkartacaktım. Çünkü kar zarar tablosunda görmediğim ekstra nakit çıkışı olarak görecektim. Şimdi nakit akım tablosu bize şunu verdi. Şirketlerin karlılığı olabilir, faaliyet karlılığı olabilir. Bu çok güzel. Ama nasıl bir sıkıntısı olabilir bir şirketin? Faaliyetinden nakit sıkıntısı yaşayabilir. Niye yaşayabilir? Çünkü peşin alıyordur, uzun stok tutuyordur, uzun tahsilde de tutuyordur. Yani şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Şirketin faaliyet kârı var ama faaliyetinden 3 kuruş para kazanamıyor. İşte bu tablo bunu veriyor. Alacaklardaki artış çıkartılarak, stoklardaki artış çıkartılarak, ticari borçtaki artış da eklenerek. Bunlar bize daha sağlıklı bilgi vermemizi sağlıyor. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılarımı sunuyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Nakit akım tablosu benim uygulamadaki gözlemlerim düzenlenmesi en zor kabul edilen tablolardan biri. Hatta düzenlemesek olur mu? Niye düzenliyoruz biçiminde ama cash is the king derler, nakit kraldır. Atilla Hoca çok iyi özetledi. Nakit akış tablosu diğer tablolar kadar önemli, en az onlar kadar önemli. Bunu her birimizin bu standardımızda da yer aldığı biçimi ve TFRS tam sette de çok iyi öğrenip fayda diyoruz ya, o faydayı sağlamak için hazırlayıp yönetimlere anlatmamız da lazım. Onları da bir yerde eğitmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Çok bugün akıcı, güzel bir soru. Benim oturumumdaki son konuşmacı doçent doktor Nermin Çıtak. Nermin Hoca bize dipnotlar ve geçiş hükümlerini anlatacak. Hocam buyurun, söz sizin. Değerli katılımcılar, öncelikle iyi bir haberim var. 10 dakika içerisinde 2 bölümü bitirip konuşmamı tamamlayacağım. Ama aradan sonra finansal araçları anlatmaya sizlere devam edeceğim. İlk bölüm dipnotlar, bölüm 26. Kısaca özetleyecek olursak eğer dipnotlar, finansal durum tablosu, kar zarar tablosu, nakit akış ve öz kaynak değişim tablosunda yer alan bilgilere ek olarak sunulması gereken bilgileri içeriyor. Şimdi tam set TFRS'lere baktığımızda her standardın altında dipnotlar mevcut. Ancak Bobby FRS bu anlamda tam set TFRS'den farklılaşıyor ve dipnotlara ilişkin
ayrı bir bölüm hazırlamış durumda ve bu bölüm içerisinde de işletmelerin özelliklerine göre hangi dipnot açıklamaları yapması gerektiğine ilişkin detay bilgiler verilmiş. Dipnotlarda hangi bilgilerin yer alacağına ilişkin unsurları hepimiz biliyoruz. Meslek mensupları, değerli üstadlar da aramızda. Bunları tek tek açıklamama gerek yok. O yüzden farklılaşan ya da özellikleşen kısımları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bobby FRS dipnotları hazırlarken özellikle anlaşılabilirlik ve karşılaştırılabilirlik üzerinde durmuş. Bu hususları, dipnotlara ilişkin açıklamaları belirlerken ve dipnotların nasıl sunulacağına dair de bir sistematik oluşturmuş aslında. Diyor ki, dipnotları hazırlarken öncelikle işletme hakkında genel bir bilginin verilmesi, akabinde tabloların bu standart hükümleriyle ilgili olarak uyumlu olduğunu belirten bir açıklamanın yapılıyor olması, önemli muhasebe politikalarının bu dipnotlar kısmında açıklanması, ayrıca tablo kalemlerine ilişkin gerekli ek açıklamalar ve diğer açıklamalar şeklinde sıralamış. Bölüm 20, diğer bölümlerde sadece belirli bir durumun varlığı, özellikle bir durumun varlığı olması halinde açıklama bekleniyorken, az önce de dediğimiz gibi bölüm 26'da, yani dipnotlarda işletmelerle ilgili, tüm işletmeleri ilgilendiren, bu bir FRS uygulayacak tabii, işletmeleri ilgilendiren genel açıklamalara yer verilmiş. Nedir bunlar? Bu bölüm oluşturulurken de 3 başlık altında alınmış, ele alınmış hususlar. Bir tanesi tüm işletmeler tarafından yapılacak olan açıklamalar. Diğeri sadece büyük işletmeler tarafından yapılması gerekli olan ilave açıklamalar. Bir diğeri ise konsolide finansal tablolarda yapılacak açıklamalar şeklinde. İlkine dikkate aldığımızda, yani tüm işletmeler tarafından yapılacak açıklamaları ele aldığımızda, takdir edersiniz ki işte muhasebe politikaları, tahminler, varsayımlar, stok maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler gibi sayısı artırılabilir. Bunlar zaten ilgili bölümde detay olarak sıralanmış bir biçimde tek tek ele alınmış. Bunların tüm işletmeler tarafından bu bilgilerin sunulması gerektiğini dipnotlarda belirtmiş. Sadece büyük işletmeler tarafından yapılması gereken ilave açıklamaların ise coğrafi ve faaliyet alanlarına göre net satış hasılatının tutarının belirlenmesi, ilişkili taraf işlemlerinin niteliğinin, tutarının belirlenmesi gibi daha özellikli hususların ayrıca dipnotlarda açıklanması gerektiği vurgulanmış ve konsolide finansal tablolarda yapılan açıklamalarda ise az önce bahsettiğimiz bir ve ikinci adımdaki bütün açıklamalar, dipnot açıklamaları yapılacak. Buna ek olarak da örneğin bağlı ortaklığın kontrolünün etkisinin nasıl sağlandığına ilişkin bilgiler gibi ekstra ilgili bilgilerin de verilmesi gerektiği ifade edilmiş. Ayrıca burada ilgili bölümde şöyle bir açıklama yapılmış durumda. Eğer siz büyük ölçekli bir işletme değilseniz ama konsolide finansal tablo hazırlıyorsanız yine ortadaki ikinci unsuru, yani yalnızca büyük işletmelerin yapması gereken ilave açıklamaları bu firmaların da, bu işletmelerin de yapması gerektiğinin de altı ayrıca çizilmiş durumda. Şimdi dipnotlara ilişkin belirtmemiz gereken en önemli, en temel hususlar bunlardı. Geçiş hükümlerine bakacak olursak, geçiş hükümlerinde de az önce başkan yardımcımız da bize genel bilgileri verdi bu noktada. Zannediyorum yanlış anımsamıyorsam 7000'in üzerinde işletmenin Bobby FRS'ye hükümlerini uygulayacağını bizlerle paylaştı. Dolayısıyla sayıca oldukça fazla işletmenin bu geçiş hükümlerini dikkate alması gerekiyor. Bu yıl itibariyle hazırlayacağı, dönem sonunda hazırlayacağı finansal tabloları. İlk etapta bu bölümde de yine kapsam belirtilmiş. Kapsama göre diyor ki TFRS'ye
muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine ya da başka bir finansal raporlama çerçevesine göre finansal tablo hazırlamış ya da daha önce ortaklarına veya dış kullanıcılara finansal tablolarını sunmamış olan işletmelerin bu standarda göre ilk kez hazırladığı finansal tablolara uygulanır şeklinde kapsamı, bölümün kapsamını belirtmiş. Burada geçiş hükümlerinde yine BOBİ FRS'nin tam ses TFRS'lerden bir farkı var. Temel farklılığı da şu, bir muafiyet getiriyor. Diyor ki, eğer TFRS'i uygulayanlar hariç diyor, karşılaştırmalı finansal geçiş aşamasında karşılaştırmalı finansal tablo hazırlamanız gerek yok şeklinde aslında işletmeleri bu anlamda bir kolaylık sağlamış oluyor. Yok eğer ben işletme olarak bu muafiyetten yararlanmak istemiyorum diyorsanız da ona ilişkin genel bilgileri bölümün içerisinde sıralamış. Bu kısmı okumuyorum çünkü aynen bölümün ilgili paragrafından aldım ama özetleyecek olursak muafiyetten yararlanmıyorsa işletme sadece ve sadece 1-1-2018 tarihli finansal durum tablosunu açılış finansal durum tablosu olarak hazırlayacak ve 31-12 finansal durum finansal tablolarını BOBİ FRS'ye göre hazırlamakla yükümlü. Yok eğer muafiyetten yararlanmayacaksa o zaman ne yapması gerekiyor? Örneğin bir yıllık karşılaştırmalı tablo hazırlayacak, sunacak. O zaman 1-1-2017 açılış finansal durum tablosunu BOBİ'ye göre dönüştürecek. Akabinde 31-12-2017 tarihli finansal tablolarını BOBİ FRS'ye göre dönüştürecek ve yine 31-12-2018 tarihli finansal tablolarını da doğal olarak BOBİ FRS'ye göre düzenlemek mecburiyetinde. Yine az önce başkan yardımcımız da ifade ettiği gibi geçiş hükümlerinde dikkate alınması gereken bazı önemli hususlar var. Aksi takdirde hazırlanan finansal tabloların BOBİ FRS'ye uygun olarak hazırlandığını ifade etmek haklı olarak olası olmayacaktır. Bunlardan bir tanesi diyor ki standarda göre finansal tablolara yansıtılması zorunlu kılınan tüm varlık ve yükümlülükler açılış finansal durum tablosuna yansıtılır. Bunun en güzel örneği aslında ben bölümü incelerken ve diğer bölümleri de araştırır ve karşılaştırırken kıdem tazminatlarında olduğunu kendimce tespit ettim. Aynen de aldım bölümdeki açıklamayı. Müsaadenizle hızlıca okuyacağım sonra açıklamasını yapacağım. Diyor ki bölüm 27.8'de ancak kıdem tazminatı yükümlülüğünü bu standartla birlikte ilk defa finansal tablolarına yansıtacak olan işletmeler geçiş tarihinden önceki raporlama dönemlerine ilişkin toplam kıdem tazminatı tutarlarını 10 yılı geçmemek üzere eşit tutarlarla geçmiş yıl kârları, zararları kalemine yansıtabilir. Bu durumda eşit tutarlardan ilki açılış finansal durum tablosuna yansıtılır ve tahmin edilen kıdem tazminat toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanır. Yani burada söylemeye çalıştığı şey şu, siz daha önceden kıdem tazminat tutarınızı hesaplamıyorsanız ve BOBİ FRS ile birlikte doğal olarak artık kıdem tazminat tutarınızı hesaplamakla yükümlü olduğunuz için geçmişe yönelik olarak kıdem tazminatlarınızı hesaplayacaksınız ve hesapladığınız bu toplam tutarı ilk yılda yani geçiş aşamasında değil de 10 yıl süreyle ilgili finansal durum tablosuna yansıtacaksınız şeklinde. Burada da şuna dikkat edilmesi gerekiyor yalnız. Örneğin kıdem tazminat tutarınızı hesapladınız. 500 bin lira gibi bir rakam çıktı diyelim. 500 bin lirayı ilk yılda yani geçiş aşamasında finansal tabloya yansıtmanız halinde bu özellikle öz kaynaklarda sıkıntı oluşturabilecek. Dolayısıyla bunu 10 yıla yaydığımız zaman 500 binin işte onu yaydığımızda 50 bin lira
Ama 2018'e yani cari döneme de ilişkin bir kıdem tazminat tutarı hesaplayacağım. O da örneğin 20 bin lira olsun. Dolayısıyla benim 2018 yılı itibariyle raporlayacağım tutar ne kadar? 50 artı 20 bin yani 70 bin lira olacak kıdem tazminat tutarı. Peki geriye kalan 450 bin lira ne olacak? İşte o 450 bin lira burada belirtildiği üzere dipnotlarda detaylı bir şekilde açıklanması gerekiyor. Bir diğer husus da bu standardın tablolara yansıtılmasına izin vermediği varlık ve yükümlülükler açılış finansal durum tablosuna yansıtılmaz. Az önce yine Murat Bey bunun açıklamasını genel hatlarıyla yaptı. O yüzden detaya girmiyorum ama daha önceden finansal tabloya alınan ancak bu bir FRS kapsamında alınacak unsurları kapsamayan, çünkü belli varlıkları ilgili tabloya alabilmek için belli kriterleri gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunları gerçekleştirmezse finansal tabloya yansıtılmaması gerekiyor. Burada ifade edilmesi gereken, istenen şey bu. Bir diğeri, önceki finansal raporlama çerçevesine göre bu standart hükümlerinden farklı bir şekilde sınıflandırılmış olan varlık, yükümlülük ve öz kaynak kalemleri bu standarda uygun olarak yeniden sınıflandırılır. Örneğin yine burada da canlı varlıklar hususuna değinecek olursak, önceden musluguta göre canlı varlıkları duran varlık olarak raporlarken, şimdi BOBİ FRS kapsamında baktığımızda canlı varlıkları hem dönem varlıklarda hem de duran varlıklarda, yani doğru bir şekilde sınıflandırmak adına bu şekilde raporlamamız gerekiyor. Dolayısıyla ilgili varlıklarımızı ve kaynaklarımızı raporlarken yine dediğimiz üzere bu bir FRS'nin dikkate alınması lazım. Ayrıca açılış finansal durum tablosuna yansıtılan tüm varlık ve yükümlülüklerin ölçümünde bu standardın uygulanması gerektiğinde yine bu bir FRS'le ilgili bölümde altını çizmiş durumda. Çok kısa bir iki slaytım daha kaldı. Yine muafiyetler belirlemiş dediğimiz gibi bu bir FRS bu geçiş aşamasında. Bunları da iki başlık altında toplamış. Diyor ki bu standardın bazı hükümlerinin geriye dönük uygulanmamasını öngören muafiyetler. Bir diğeri de bu standardın bazı hükümlerinin uygulanmamasına imkan tanıyan muafiyetler. Bunları da başlıklar altında sıralamış. Yansıda gördüğünüz için tek tek okumayacağım zaman kaybı olmaması açısından, ama burada şunu ifade etmek istiyorum. Şu temel iki muafiyet için geçiş sürecinde ve öncesinde tanınan muafiyetlerdir bunlar. Yani yanlış anlaşılmaması gerektiği düşüncesindeyim. Geçiş sürecinden sonra şu belirtilen hususlara ilişkin herhangi bir durum gerçekleşiyorsa bundan sonra dikkate alacağımız unsur ya da çerçeve ne olacaktır? BOBİ FRS olacaktır. Burada da diğer detay hususları görüyoruz. Son olarak açıklamalar. Açıklamalarda da geçiş sürecinden sonra işletmenin finansal durumunda nasıl bir farklılık oluştuğuna ilişkin temel bazı bilgilerin verilmesi ve mutabakatların yapılması hususunda ilgili bölümde açıklamalar yapılmış. Nedir? Önceki finansal raporlama çerçevesinden bu standarda geçişin daha önce raporlanan finansal durumu, performansı ve nakit akışlarını nasıl etkilediğinin açıklanmasını ve mutabakatının yapılmasını öngörüyor. Özellikle şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğinde altını çizmiş yine bu bir FRS. Nedir bunlar? Muhasebe politikasındaki değişikliğin niteliği, önceki finansal raporlama çerçevesine göre belirlenen öz kaynak tutarı ile bu standarda göre belirlenen öz kaynak tutarı arasında mutabakat ve aynı mutabakatın yine geçmiş yıl kar finansal tablolarındaki kar veya zarar tutarının da yapılması gerektiğini öngörüyor. Aradaki farklar ve bu oluşan farkların nedenlerinin mutabakatlar kısmında da açıklanması gerekiyor. 10 dakikayı geçmedi diye umut ediyorum. Aradan sonra da finansal araçları sizlerle paylaşacağım. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum.
Efendim ben de çok teşekkür ediyorum. Görüyorsunuz çok teknik zor konular su gibi akıp gitti. Hocalarımız çok iyi hazırlanmış. Kendileri bize teknik olmalarına rağmen anlaşılabilir, açık, sade bir şekilde anlattılar. Ben her üç arkadaşıma da hocama da çok teşekkür ediyorum. Salonda soru varsa bir iki tane alabilirim ama dışarıda da ara vereceğiz biraz sonra. Arada da sorularınızı sorabilirsiniz. Var mı efendim? Gördüğüm kadarıyla yok. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın tabii başlangıç bir hazırlık var, bir altyapı var. İnanıyorum ki hem Marmara Üniversitesi İşletme Fakültemiz tarafından hem İSMO tarafından meslek mensuplarına yaygınlaştırılması için gerekli çabalar gösterilecek ve Bobby FRS'yi her birimiz çok iyi öğreneceğiz bu çalıştay sonrasında yapılacak çalışmalarda. Tekrar bundan sonraki sunumlarda başarılar diliyorum. Hepinize tüm arkadaşlarım adına saygılarımı sunuyoruz. İyi bir çalıştay olsun. Sağ olun. Değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür belgelerini sunmak üzere TÜRMOB'un değerli başkanı Masis Yontan'ı kürsüye davet ediyoruz. Değerli katılımcılar, 5 dakika çay kahve arasından sonra sizleri ikinci oturuma bekliyoruz. Şöyle bir fotoğraf çekelim.